TVM ekranlarından her şeyi konuşalım'a hepiniz hoş geldiniz. 15 Haziran Çarşamba her şeyi konuşalım'da yine sizlerle beraber muhteşem bir program yapacağız. Türkiye'nin en farklı, en kaliteli ve en keyifli programında bugün Sayın Saç Taslan ve Yavuz Köse ile beraber çarpıcı açıklamalar yapılacak efendim. Evet. Çok önemli konulara değineceğiz. Gündemimiz çok yoğun. Ne dersiniz? Gündem bomba. Çok değişik gündemler var. Ve bugün Türkiye televizyonlarında ilk defa açıklanacak gerçekler var. Elimize video geçti. Sacit Aslan'ın sünnet düğününde Zeki Müren şarkı söylerken demeyi çok isterdim. Ay, ama o yıllarda daha videolar yoktu. Benim atlayışım nasıl oldu? Heyecanlandım. Ferhan'cığım o kadar çok konu var ki evet. Şöyle bir ara yumuşak yumuşak başlayalım. Evet, ilk haberimizle başlayalım. Demet Akalın ve tamam, ufak bir bekleteceğim. Yönetmenim içeriden söyleyecek. Biraz daha uzun sohbet edebiliriz. Evet. O zaman şöyle söyleyeceğim Sacit abi. Buyur. Maçları izliyor musun? Evet. Dün ama işte ikinci yarı, ilk yarı izliyorum. O şeyde devre arasında kardeşim bir ara gidiyorum ya. Dün mesela yine golleri gördüm. Kısmetime de goller hep ikinci yarıda oluyor. Abi ama biz şimdi sabah 5.30'larda kalktığımız için fıtratımıza aykırı. Biz normalde yani hiç abartmadan aslında yapamıyoruz da biz daha bir 9'da uyumamız lazım. Yok o kadar uzun boylu değil canım. Ben 9.30-10'dan sızıyorum. Ondan sonra hadi 10. Ama gerçekten onu geçirmememiz lazım. Doğru. Biyoritmimiz normalden çok daha kötü bir duruma düşer ama o da elde değil. İşte diziydi, miziydi yine ne yapıp edip 12'leri zorluyoruz ama çok da sağlıklı değil. Valla ben dizi izlemediğim için bir tek Kördüğümü izliyorum. Gerisinde hiç böyle bir izlediğim bir şey olmadığı için şimdi revaçta olan maçlar var. Onlar da güzel maçlar oluyor. Onları izlemeye çalışıyorum. Gördüğümde dizi ne durumda? Güzel, çok güzel. Bence son senelerin en güzel dizilerinden bir tanesi. Şimdi final yapılacak galiba. Tabii. Sezon finali mi, final mi? Sezon finali. Evet, başla evet, bakalım. Haberimizin sırası değişti. İlk haberimiz Selin Ünver'in hayat hikayesi izleyenleri duygulandırmış. Biz de izleyelim bakalım, ardından yorumlarımızı yapalım. Evet, teknik sorunlar yaşıyor galiba arkadaşlar. Ellerinden geleni yapıyor. Tamam, çok özür diliyoruz. Playout'ta teknik ufak bir arızamız var. Haberlerimiz hazır ama mekanizmadan dolayı şu an ufak bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu mekanizmaları program içinde test etmeyeceksiniz arkadaşlar. Programda önce test edeceksiniz. Geleceksiniz, test edeceksiniz. O zaman haberimizi izleyelim, ardından devam edelim. Sonralarımız da evet, olay. Evet, konular, epey konular oldu. Tabii burada Demet Akalın'la geçen de o müzik şirketi sahibi, MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan aramıştı. Ama gerilim iyice büyüyor. Bülent daha sonra yayından sonra beni aradı. İşte ben onu yazmamıştım falan filan. Bülent dedim, sen onu bunu yazmadın ama genç solistine de söyle. Bir sanatçı büyüğü, Demet Akalın ondan çok büyük, işte menopozlu abla falan filan, bu toplara girerse haklıyken bile haksız duruma geçer hitabet konusunda. Niye? O da sen de el alemi kızına yani bir şey şarkı bulmuş, Bülent Seyhan gibi bir firmadan da çıkıyor. Niye ona sarıyorsun? Onu anlatayım ben sana. Orada onun ismi verilmemiş. Ya verilsin verilmez, kime söylüyor o lafı yani? Ya ama abi orada da centilmence savaş. Şimdi senden biriyle tartışıyorsun. Ya abicim niye bu ısrarla bir şey söyleyeceğim. Sen yepyeni bir insan, bir işin hayatının mesleğinin başında bir şarkı yakalamış. Bülent Seyhan gibi de bir yapımcıyla beraber bu CD'si çıkacak. Kadının heyecanlı. Ya senden alışveriş yok. Sana karşı bir lafı yok. Niye durup dururken kendinizden sonra birilerinin, ya arkadaşım niye bu insanlar bu kadar para... Şimdi bir insanın problemi varsa parası olmaz, problemi olabilir. Sosyal yaşantıda bir felaket yaşamıştır, bir problemi olabilir. Özel hayatında bir kocasıyla, ailesiyle durumlarında bir kötü bir durum vardır, bir problemi... Ya bunların parası var problem, parası yok problem. Bunların aşkı var problem, aşkı yok problem. Çocuğu var problem, çocuğu olmuyor problem. Bunların problemi bitmiyor ki. Her şey. Arkasından gelen yeni birine... Niye bu lafı söylüyorsun yok, arkadaş? Ben hepsine kabul ediyorum. Sadece o menopoz cümlesi. Yani o da söyle ya o da en nihayetinde dünkü çocuk, o da kalkıp çok ağır bir laf. Ama sen o ağır lafı söyletecek davranış biçimini yapma. Eğer mühim ondan yaşça büyüksen tecrübe edilsin. Olan gerilimin o noktaya taşımaması. Ama ben başka bir teorim daha var Sağıç abi. Bu münferit olay
özünde değil, sanatçıların kendi aralarında veya kendileriyle ilgili veya başkalarıyla polemiklerde bu sosyal medya üzerinden yapmaları kadar komik sanatı, sanatçıya duyulan saygıyı, sektöre duyulan saygıyı abi aşağı indirgeyen bir şey. Allah aşkına özür diliyorum. Ne diyeyim işte. Genç şarkıcı bunlar abi. Bunlar şarkıları buldukları zaman şarkıcılıkları ve meslekleri kazandıkları para devam ediyor. Şarkı bulandıkları zaman silinip gidiyorlar. İşte öyle ya da entertainment dünyasının oyuncu, şarkıcı kim varsa sosyal medya üzerinden kayıkçı kavgası yapması işte sektörün buraya gelmesi. Nedir yani bu ne? Niye bu bir kere Rabbana hep bana, Rabbana dünyada, hep bana ya? Dünyada binlerce şarkıcı, oyuncu var. Hiç Amerikalıların birbirlerine Twitter üzerinden kapıştıklarını duydunuz mu ya? Onlar da olmaz böyle bir şey kardeşim. Onlar olmaz. Olmaz. Çünkü sanatıyla onlar uğraşıyor. Temeli prensibi olan, temel yapısı olan çok ezginlikten... En paspal Harlem şarkıcısından bile böyle bir olay duymadım en, ya. En dipten Arapların bir lafı vardır. Hasele derler. Hasele! Çöp tenekesinden bahsediyorum. Oradan gelse bile kendini yetiştirmeye, o geçmişi çok kurcalamamaya ve kendisine yepyeni bir dünya açmaya ve kazandığı parayı hazmetmekle o kültüre sahip insanlar. Burada böyle bir şey yok. Burada şöyle bir strateji var. Ben çok çektim, çok ezginlik çektim. Yarın öbür gün parayı bulursam aynısını karşıdakine yaparım. Bu strateji. Evet. Sistem böyle yürüyor. Aynen öyle. Bu arada bir son dakika gelişmesi, güvenliklerimiz aradı. Oyuncu manken Tuğba Özay tabii Survivor'a gidince orada açlıktan B12 eksikliği de yaşadı. Hafıza kaybı, programı 8.45'te başlıyor zannedip gecikmiş. Başkası olsa normalde güvenliğe not bırakacaktım. İçeri alınmaması temini yapacaktım. Kaçta gelirse gelsin bu yayına saygıdır. Ama hani mazereti diyorum ya Survivor'da o besinsiz kalmaktan ondan sonra B12 vitamin eksikliği yaşadı. Hazırlanıyor. Birazdan gelecek ve ona da bir haşlama yapacağız yani. Taşlama haşlama. Gecikmenin bedeli de olacaktır. Bülent Ersoy buraya 2 saat önce geliyorsa kimsenin buraya geç kalma lüksü yoktur. Gelmesinler daha iyi. Evet, sıradaki haberimize geçelim. Evet, sıradaki haberimiz Rüzgar Çetin'le ilgili. Rüzgar Çetin'in hapsi isteniyor. Haberimizin konu başlığı. İzleyelim, ardından buradayız. Ve oyuncu, manken, Tuğba Özay. Sözün bittiği yer, yemin ediyorum başkası olsaydı biraz önce söyledim ya güvenliklere dınk bir kapattırdık ama Tuğba Özay olunca... Ay aşk olsun 8.45 dedin saat bak. Yok saat. Hayatım sen... Tam 8.46 ama şu anda. Şimdi sana da hak veriyorum adada kaldın o B12 eksikliğini tabii sahipler falan unutkanlık başlıyor olabilir. Gelelim. Hoş geldin. Hoş sefa geldin. Bu girizgâhtan sonra. Çok teşekkür ederim. O zaman hayırlı uğurlu olsun programınız sağ olun. Bu arada. Ekibimize söyleyelim. İlk tanıtımı hazırlasınlar. Evet. Tanıtım cepte dursun. Hazırsa iklim hocam bana söyle. Ondan sonra, hazır. Bu arada hazır. Oyuncu manken dediniz. Manken değilim artık. Artık. Yani, ne zaman bıraktın onu? 7 yıl oldu. 7 yıl oldu. Yıldırım ama bir şey söyleyeceğim. Defilesiyle mankenlik, mankenlik sanki böyle bir bisiklete binmek gibidir. Mesela ben eminim ki çok önemli çünkü oluyor da bir yardım, bir amaç uğruna sosyal sorumluluk projesine tekrar bir araya gelebiliyor belli yaştaki mankenlerde. Ya ben 15. yılımda modelliği bıraktım. Hem de Mayruk defilesiyle. Evet diyorsun. Yani Yıldırım Mayruk defilesiyle çok da güzel bir jübile oldu. Hatta yurt dışında da Monaco Prensi Albert'in gecesinde. Abo Albert'le de. Orada Terence Berry'nin defilesine çıktım. Orada da bir Avrupa'da da bir jübile yapmış oldum yani. Ama benim için yani evet hani en güzel çok büyük bir onurdu. Yıldırım Bey bana bir taç taktı podyumda. Ve hani podyumların kraliçesi ilan ederek veda ettim. Çok güzel bir onur. Yani harika. Bu herkesin üstü olmayan harika. Bir deal oldu. O zaman bakalım bir şöyle evet. Kronolojiye. Tuba Arıza için hazırladığımız VTR'mizi izleyelim, ardından buradayız. Ya çat diye çat diye şimdi anladım hocam. Sıla bunun konsepti çalmış. Ya. Evet. Sıla'nın klip bonus. Yeni bir şarkı mı? Evet. Evet. Ben yokken. Ben yokken neler oldu diye. Sen yokken. Geçen de şimdi peki sana diyelim gittin, hep sorduğum soru, pasaporttasın, geçiyorsun o vize, memur, what's your job dedi, ne diyorsun? Ya genelde sormuyorlar ki. Sorsalar ki?
Sorsalar ne derim? Ya yok, uçakta tanıştık biri, yabancı bir adamım ben, seni tanımıyorum, ne iş yapıyorsun dedim. Ha, tabii öyle sohbetler olduğunda ne diyorum, actress, singer, I was top model, yeah. I was Miss Model of the World. Şimdi, I'm star. Şimdi geçen gün bir VTR yayınladık, bu Tülin Şahin'in beni çakma iddiaları ortaya evet. çıktı. Tülin Şahin'in beni çakmama. Şimdi bakıyorum. Ondan sonra Tuğba Özay'ın gayet oyunu. Canlı. Ve heyecanlı. Heyecanlı. Ondan sonra peki doğuştan mı vardı? Doğuştan vardı. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben küçükken çok rahatsız oluyordum benden. Ve aldırmak falan demişti. Halbuki insanı bencil yapar yani. Narsist yapar. Sonra bencil. Ben. Sonra Cindy Crawford hayranlığım olduğu için baktım ki Cindy Crawford'da var. Benim dünyaya trend yaptı ama yakışıyor kadınlara. Çok şık. Hatta olmayanlar piercing ekletiyor, yapıştırma evet, ekletiyor. Evet, yani bir zamanlarda kadınlar bembeyaz yüz ve kalemle burasına ben yapar. Tabii. Ya çok makbul. Gerçekten dudağımın kenarındaki o ben çok bana çok özellik kattı diye düşünüyorum. Allah rahmet eylesin, rahmetli 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel bir gün beni davet etmişti. Bizim bir şapka mevzumuz evet. vardı o yıllarda. Gittim Ankara'ya. Daha ben kapıdan girmeden şöyle dedi. Benli kızımız mı geldi? Ya. Yani o yüzden hep böyle. Benli Raziye vardı. Bir Benli Belkıs vardı. Ha, Benli Belkıs. Neydi o? Benli Belkıs ya işte. Ya şarkıcı mıydı? Vallahi bilmiyorum yani ne iş yaptığını. Böyle biri vardı. Benli Belkıs. Sert bugün moralin mi bozuldu? Yok sizin yok bilmiyorum. Tam tersi. Peki bir şey söyleyeceğim. Tülin Şahin'in küçüklük fotoğrafları çıktı. Orada yok. Oysa ki sonradan da çıkabiliyor. Yani ya insanların senin... tabii şimdi gençlikte olmayan bir şey ilerleyen zamanlarda et beni olarak çıkar. Ben olarak çıkar. Yani ha şeyi dövme yapabilirler normal. O belli olur ama da. Ama et beni zor. Kompleks yapıyordum. Şimdi, onu bir süre sonra bu aldım. Bu yakışanların şansı şurada. Çok isabetli bir yerde çıkıyor. İstesem yeri önemli. Ha, yani bu kalkıp da başka bir yerde çıkıyor. Mesela burnunun tam ortasında çıksa mesela. Ay bu ben bunu olmaz. Gargamel. O zaman mecbursun aldırmaya. Ama şimdi Tuğba'nın mesela dudağının üstünde bir kızın neydi? Resim gibi. Senin evet. onun dudağının üstünde falan. Yani istesen o aşık gemi eski Osmanlı'da aşık evet. gemi cuk diye oturmuş. Cuk. Şimdi geçtiğimiz dönemde... Ay şimdi caps yaparlar. Bu beni buraya koyarlar. Tuğba'nın burnu. O zaman Pamuk Prenses'teki elma ile gelen cadı var ya. Evet. Evlat. Yani o zaman... Elma gitti. Hepimiz öleceğiz. Yani bir tane sana böyle burun üstüne bir ben yapsam billahi olur tamam, yani. Tabii ki. Tamam yani. Ben gittim sana. Maksim elması getirdim. Maksim elmasını sen ya anam. Kıpkırmızı. Evladım sıradaki habere gir. Bu gibi durumlarda habere giriyorum. Başlıyor. Sabahleyin gerildiği zaman böyle... Bu arada Salih abi çok güzel paylaşımlarda bulunuyorsun. Yani okurken bile böyle hani kitap gibi okuyorum. Uzun uzun anlatıyorsun her şeyi. Ve merakla... Uzun uzun Instagram'a sığacağı kadar. Merakla takip ediyorum. Kızgamış destanı. Gerçekten... Ya şimdi hocam... Kitap çıkarmayı düşünmüyor musun? Aa, eyvallah. Sen adadaydın yok, canım benim. Yok, sen adadaydın. Ben yoktum. Ben yoktum. Bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bazen buradan gittikten sonra evde sabah çok erken kalktığımız için uykum geliyor. İnanır mısın 15-20 dakika uyuduğunda zaten diyorlar yani beyin uyuması lazım. Gözün evet. uyuması bir şey ifade etmiyor. Sonra kalkıyorum. İşte bakıyorum internetteki haberlere falan. Şimdi öyle şeylerle karşılaşıyorum ki kendilerini hiç ortada fol yok, yumurta yok. Bu konuyla ilgisi olmayan, o konuyla ilgisi olmayan konularda birileri fikir beyan etmeye başlıyor. Geçen gün ben burada mesela Erol bu eski seks filmlerinden furyasındaki hadiseler anlatırken doğru şeylere vurgulamasına rağmen ben de o gün olan insanlarla ilgili daha yumuşak yani şartların onları oraya getirdiğini ve kredilerinin çok yüksek olduğunu onlara bu işin çok büyük bir şeyler kaybettirmeyeceğini de bir uslup dahilinde savundum. Şimdi bu savunmayı alıp da bir röportaja efendim seks filmi nedir, porno film nedir veya porno komedi nedir diye
ayırt edemeyen hıyarlar diye bir röportaja başlarsan, o zaman işin şekli şemali değişiyor. Ya diyor, ve dün onu okudum o röportajı Aydemir Akbaş'ın. Yani sen şimdi, senin zaten senin gıyabında bulunduğun konum itibariyle senden hiçbir menfaati olmayan, hiçbir şekilde senden bir kan bağı olmayan insanlar da o günün şartlarından dolayı senin bu işlere soyunduğunu, bu işleri yapmak mecburiyette olduğunu savunuyorlar. Sen de hep araya giriyorum, hep onu savunmuşsundur yani adamı. Onu, zaten gücüme giden bu. Hep savundun sen. Yani ben hadise, yerden yere vurdum, evet, sen savundun. Çomaklama işi. O günkü şartlar ona gerektiriyordu. Bu böyle oldu, bir geçildi bu dönemden. Kapandı. Artık sen şimdi 80 yaşına gelmiş bir adamsın. Dönüp de bunun arasındaki farkı göremeyen hıyarlar diye söze başlarsan ve o günkü hadiseleri de ortaya koyarsan, işte bana aldığım paranın 5 mislini ver der, ben donumu çıkartmadım. Sen donunu çıkartmadın ama oradakilerin üstünde don yoktu. Niye sen kendi kendine mi bu komediyi yaptın arkadaş? Diye sorarlar adama. Anladın mı? Yazdıklarım şeyler bu. Yani aslında evde kendi kendime konuştuğum bir konuyu oraya elimden geldiğince dökmeye çalışıyorum. Hikayemiz bu. Evet. Yoksa kimseye ne yaptım vermek... ilgiyle takip ediyoruz. Saç Tatlan... Ve çok çok ders çıkarılacak bir şeyler var. Saç Tatlan nokta atışı yapar. Bazen hiç yazmaz. Yazdığında da günde 2-3 tane yazmaz öyle. Bir tane yapar, bir ana yemek menü koyar. O kadar. Zaten o lebir leblebidir, yutan yutabilir. İstediğin gibi ya. Ben, ya şeker kardeşim. Ben de böyle bir şeyi... Bak şimdi, benim de hayatımda... Zaman almıyorum değil mi? Estağfurullah. Benim de hayatımda hiç tasvip etmediğim, yıllar geçmesine rağmen kendimi her zaman yargıladığım ve bana şu andaki düşüncemle değil, düşüncemle o gün daha sabırlı olup yapmamam gereken işler vardı. Ben bunun ne olduğunu biliyorum. Yarın öbür gün, yıllar geçti ve bir jenerasyon bunu bilmiyor diye, ben bunu hafifletici bir sebep olarak orada kaleme almam. Savunmalarımı da böyle yapmam. O yaşanmış hadise içerisinde karşı tarafın ne kadar %100 hatası olsa dahi, benim tasvip etmediğim hareketi yapmakla ben zaten %1500 hatalı duruma geçiyorum. Şimdi bunu tembir edemezsin, bunu yumuşatamazsın. Karşı taraf yapmış olabilir. Her türlü kahpeliği yapmış olabilir. Sen hayatı öneme haiz bir sonuca gidecek bir neticeye sebebiyet vermemen lazımdı diyorum bugünkü kafamla. Ben kendimi affetmezken, bunlar benim babamın oldu ki ben bunları niye affedip sineye çekeceğim? Ya oysa ki onun söylemesi gereken... Ya hıyarlar niye demek hıyarlar? Yani sen şimdi diyorsun ki ben bir tiyatrocuyum. Tamam, amenna. Ama siz diyorsun pornoyla komediyi, porno komediyi ayıramayacak kadar hıyarsınız diyorsunuz. Ben de sana bir soru soruyorum. Tamam, sen büyük bir alicenaplık göstermişsin. 5 misli yevmiye almana rağmen donunu çıkarmamışsın. Ama yanındakilerin üstünde don yok. Sen tek başına orada komedi mi yaptın? Başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi usta da benim de yakın dostumdur. Merhabamız vardır. Şimdi ustada şöyle bir durum var. Aslında bir kimlik bunalım var. Şimdi Galatasaray Lisesi mezunu ya hocam. Olabilir. Şimdi fakat tezat orada başlıyor. Sen hem Galatasaray Lisesi mezunu olacaksın. Akranların, sınıf arkadaşların, profesörler, avukatlar, mimarlar falan filan ferişte olacak. Türkiye'nin en önemli noktalarındaki insanlar olacak. Sen o gustodan olacaksın. Ama gidip, ya kusura bakma, ben bunun sohbetini kavgasını onunla yapmışım. Komedi. Hayır abicim. Onlar komedi pornodur. Pornonun alt dalıdır. Kusura bakma ama komedidir. Parça girdi, parça çıktı. Onu bilmem abi. Sen oraya onun parçanın gireceğini bal gibi biliyorsun. Ayrıca da ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu lafı, yani Tuğba açmasaydı ben açmayacaktım. O bana söyleyince mecburen bunu konuştum. Ya sen orada donunu çıkarsan ne yazar be kardeşim? Orada bebek gibi o devrin kadınları, hatunları anadan üryan oynuyor. Sana kim bakacak be arkadaş? Onu oraya bir yani, maskaralıkla çağırmışlar komik olsun. Şimdi, o da ayrı bir... Bunu ben de diyorum ki bu yaştan sonra bunları çomaklamayın. Ha, söyleyeceği şu, bu tip sorular sorulur. Çocuklar, sinemanın dönemleri vardı. Ekonomik dönemler nedeniyle o yıllarda da öyleydi. Bitti gitti. Bunu zaten ben söyledim onun gıyabında, hatırlıyorsan. Evet. O günkü şartlar böyle gerektiriyordu. Bunların da öyle bir kredisi vardır ben, ki halkın içine. Ben bu hafta yayınlayacağım. Ajda Pekkan'ın o tarz komedi erotik filmleri var. Ajda Pekkan. Vahiy Özle var. Dün izledim. Ajda Pekkan'ı izlemişindir. O bir şey söyleyeyim yani yine haddim olmayarak söylüyorum. Bir şey hatırlatmak babında söylüyorum. Ajda Pekkan'ın Ready Tar bir filmi yok.
Triple X bir filmi yok. Komedi erotik. Ajda Pekkan'ın ama o döneme göre o döneme don gömlek göre, kalıyorsa, ha, don sütyen kalıyorsa bir tek Miracen'in gözdesinde var o söylediğin sahne. Söylemiştiniz. Yok ben yarın izlettireceğim size. Ayarladım. Bugünkü gündemimizde değildi. Ve Ajda Pekkan'ın da var. Seyyal Taner'in de var. Bir dönem kardeşim bu. Kimse işte dijital dünyanın olayı da budur. Kimse gakkuk etmez. Ama hiçbir zaman bak sevgili Erol bir şey diyeceğim sana. Bu söylediğin insanların, saydığın isimlerin o filmleriyle Aydemir'in oynadığı filmler arasında uçurumlar var. Tabii ki. Yani aynı kafeye koyarsak haksızlık yapmış olurum. Koymam tabii ki. Ama şuraya geliyorum. Onlara da sorulduğunda o dönemin sinema şartları buydu dendi geçti. Seyyal Taner de konuk oldu buraya. Kendisi de biz daha sormadan o dönemin öyle bir jargonu vardı. O tip çektiğimiz filmler oldu dedi. Kadın dürüstçe. Bir de belki de ekonomik şartlar da insanları getirmiş. Yani, ama kuralları. Bunu ben de aynı şeyi söylüyorum. Ancak bununla beraber bir şey daha söylüyorum. Bu insanların toplumda çok önemli kredileri var. Yıllardan beri gelen. Bu kredinin tamamını bitirmez. Belki bir nebzesini almıştır asla. Ama o krediyi şu anda yeni jenerasyon, mesela senin bir söylediğin şey var. Üç jenerasyona yakın bir jenerasyon bu filmleri bilmiyor. Ve bu filmler şu anda tamamı Kültür Bakanlığı'nın arşivlerinde toplanmış vaziyette orada duruyor. O tarihlerde nasıl bir projeydi? Niye uygulamaya kondu? Efendim ekonomik koşullar mı onları oraya getirdi? Bu başka bir Türkiye'nin uzmanların kafayı başka yere çektiler. Tartışma konusu. O başka bir konu. Ama bugün 2016 yılında bunu savunmaya geçtiğiniz zaman bu savunulacak bir şey değildir. Bu ancak özür dilenecek bir hadise. Ben de ona diyorum ki bu yaştan sonra bu işleri çomaklama. Kendini maskere ediyor. Bence işte gereği yok. Peki Tuğba, seninle daha önce program yaptığımızda o uçan kuş dönemiydi. Bir konuk gelmiştin. O dönemki medeni durumdan bahsetmiştin. İtalyan olan eşin işte görüşmediğinizi falan. Ben de dedim ki doğruyu söyle kardeşim boşandınız mı? Yok daha boşanmadık dedin. Ama o süreçten sonra sanırım boşanma fiilen gerçekleşti. Evet, evet. Onu bize bir kısaca anlatır mısın? Öncelikle çok güzel bir evlilik yaşadım. Özellikle ilk 4 yılı şahaneydi. İlk haberi de zaten Sacit abi yapmıştı. Sacit abiyi aradım. Abi dedim 2 hafta sonra şu tarihte evleniyorum. Çünkü o döneme kadar da hep gizledim. Hatta adını dahi bilmiyorlardı. Mario olarak biliyorlardı. Bizim Seyhan Erdal Mario koydu. Evet Mario dedim. Mario. Öyle öyle de devam etti. Şöyle iddialar oldu o sırada. Efendim Tuğba'nın yer altından, mafyadan bir tane ilişkisi var. Burada paravan olarak kullanıyor. Allah Allah. Bile dendi. Abi bu bile dendi yani. Mafya yaptırırdı. Yani İtalyan mafyası. İtalyan mafyası. Yani çok güzel bir evlilikti ama sonuçta iki... Yabancıyla zor oluyor iki, değil mi bacım? Ya iki ayrı ülkede yaşamak çok zordu. En son eşim bana şunu söyledi. Gel her şeyi bırak. Mesleğini bırak, çocuk yapalım, burada İtalya'da yaşa. Düşünsene kaynanan, kaynatan, görümcem hepsi İtalyan. Çok zor. Sürekli kaynana, pasta, antipasta. Kaynana Fransızdı. Biz tam enternasyonel bir aileydik canım. Kayınvaliden Fransızdı, kayınpeder İtalyandı. Bir de Güney İtalyalı. Çok güzel bir aileydi esasında ama kısmet... Şu anda da hatta şanslı, çocuğu şanslı olmak yani. Üzere. Öyle mi? İtalya'da derken Sicilyalı mı? Yok. Lecce. Gallipoli. Gallipoli. Peki bir şey söyleyeceğim. Yemek yapıyor muydu İtalya'da? Ya muazzam yemek yapardı. Bir kere makarnaları, salataları. Evet yani İtalyan usulü muazzamdı. Bir de bizim hep bir ritüelimiz vardı. Veda ederken yani o gün işte Türkiye'ye döneceğim, İstanbul'a döneceğim. Eşim muhakkak ki çok güzel bir makarna yapardı. Ardından bir de salata. Onu yemeden dönmezdim yani. Her vedada böyle bir anımız vardı evet, ama. Senin için değişik bir süreçti. Olsun yaşandı bitti güzel anılarla dostça. Güzel konuşabilmek çok önemli zaten. Öyle. Yani ben şu anda hani onunla ilgili, eski eşimle ilgili bu kadar güzel konuşuyorsam çok aslında önemli. Ne mutlu. Çünkü insanlar evleniyor, boşanıyor. Ardından birbirlerine etmedikleri hakaret kalmıyor. Bu arada ben yokken kimler kimler evlenmiş. Ya, Tarkan ya, evlenmiş. Ya. Kenan İmirdalıoğlu. Hepsi bir şey toplandı. Tuba burada yokken biz evlenemiyoruz. Kıvanç evlenmiş. Bayağı bir insan evlenmiş. Allah mutlu etsin. En sonunda Gülşen
evlendi. Evet, herkes bir evlilik furyası başladı. Şöyle söyleyeceğim, senin bir de siyasi bir yönün var. Bir ara iyice vitesi beşe takmıştın. Ne oldu gidiyordum. Ne oldu o süreç? Benim için güzel bir süreç oldu esasında. Deneyim açısından da çok güzel bir deneyimdi. Bir kere ben şunu düşünüyorum, bilmiyorum Sacit abi bu konuda ne düşünür ama bir sanatçı, toplumun göz önünde olan, kamuoyuna mal olmuş bir insan, her ekibi de bu kadar uzun yıllardır gerek sosyal aktivitelerde, gerek toplumsal konularda belli duyarlılıklar gören insanların belki zaman içerisinde daha, siyasetin içerisinde daha aktif olması düşünülebilir. Bu çünkü bizler, mesela ben Türkiye'nin dört bir yanına giden bir insanım. Belki birçok milletvekilinin gitmediği, görmediği yerlere gidiyorum. O insanlarla iç içe oluyorum, oturuyorum, konuşuyorum. Ve gittiğimiz zaman da bizim Anadolu insanımız var. Hem çok misafirperverdir ve hep böyle içini dökmek ister, anlatmak ister. Bir de ben meraklı da bir insan olduğum için başlıyoruz işte o ilçenin sorunundan, şehrin sorunundan, ülkenin geneli sorunundan falan derken çocukluğumdan beri de öyle bir siyasetle ilgilenen, aktif olarak da içinde olan bir ailenin içine yetiştiğim için zaman içerisinde daha da çok yöneldim. İyi de bir sonuç aldım aslında. Evet, o dönemde. Neydi en sonunda? Milletvekili adayıydım. İyi bir sonuç aldım ama tabii ilk 20 ile aramda yani ben 60. olarak kazanmıştım. 180 kişi arasından. Yaklaşık bir aylık bir çalışma için fena bir sonuç değildi. Tabii ki. Şimdi, ama tabii şunu gördün mü? Ben şimdi bu oy ve ötesi diye bir sivil inisiyatif var. Gezi olaylarından sonraki bir sosyal bir platform. Hiçbir partiye bağlı değil. Sadece seçimlerde hile olmasın diye gönüllü müşahitleri topluyor. Ben ve eşim de gönüllü müşahit olduk. Ve benim gördüğüm şuydu. CHP diye bir parti olmadığını gördüm. Şimdi hep biz diyoruz ya AK Parti bir, kusura bakmayın, parti olayı bir network'tür, bir entegrasyondur, bir ciddiyettir, bir ağdır. O ağ AK Parti oluşturmuştu. Valla türbanlı veya değil, o olduğumuz sınıfa geldiler ellerinde tabletleriyle, gayet ciddi oturdular, sayımlar yapıldı, beklediler. Bütün müşahitleri oradaydı, artı gönüllü müşahitleri oradaydı. Ciddi bir şekilde çalıştılar. CHP'nin çoğu sınıfta yasal müşahiti bile yoktu. O gün CHP diye bir partinin aslında bir hayal, Atatürk'ün arkasına saklanmış, benim ne kadar Atatürkçü olduğumu herkes bilir. Ondan sonra Atatürk'ün arkasında saklanmış ama o ağı da kuramamış olduğunu gördüm. Bu gerçekle karşılaştım maalesef. Ben şuna katılıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi özellikle gençler konusunda çok daha aktif bir şekilde çalışmalıdır. Bu demek değil ki gençlerimiz çalışmıyor ama yeterli değil. Hatta o dönemdeki izlenimlerimde kadınlar ve gençler neden daha çok önde değiller, neden daha çok aktif hale gelmemişler. Hatta bazı ilçelerde, bazı temsilciliklerde gençlik kolları dahi yoktu. Hadi buyur. Ki bu bana göre çok büyük bir zafiyat. Onun dışında örneğin ben ertesi gün seçimler var. Bir gece önce gece 3'te seçmenlere benimle ilgili bir fotoğraf internetten gönderilmiş. İşte benim birkaç ay öncesinde bir davette çekilen bir fotoğrafım. İşte ışık patlamış. Ondan sonra kıyafetim dekolte bir orada. Şimdi yani bunu seçmenlere servis ediyorsunuz ve ondan sonra bunu hani bir karalama kampanyasıymış gibi. Ona rağmen ben, ki kimlerin de yaptığını daha sonrasında bulduk, öğrendik ne olduğunu diyoruz ama ya şimdi aynı ideolojiyi savunuyorsun, aynı partinin içerisindesin. Yani bu kadar, insanlar bu kadar kötü olmamalı şimdi, ya. CHP'nin durumu bu. MHP iki tane dünyada örneği yoktur. 19'unda kongre var, Temmuz'da kongre var. İki tane sonuçların ne olacağı belli olmayan bir kongre var. Ve ondan sonra da kimsenin AK Parti'nin geldiği noktaya şaşırmaması lazım. Çünkü karşılarında işi görüşleyecek yapılanmalar muktedir değil ve kendi oluşumlarını maalesef tamamlayamamışlar. AK Parti
o konuda bir artısı var ki bu sonuçları alabiliyor. Yani önce muhalefetin kendini gözden geçirmesi lazım. Hep kolaycılıktır ya AK Parti'ye. Şimdi ben AK Partili değilim. Görüşlerin çoğu da bana uymuyor ama işte sonuçta sonuç ortada. Özellikle ben yine söylüyorum. Kadın kollarının, gençlik kollarının çok daha aktif olması lazım. Çünkü özellikle gençler ya bu ülkenin aydınlık insanları, geleceği kuracak insanlar onlar çok önemli diye düşünüyorum ya gençlerin vizyonu. Ama bir de şöyle de bir şey var. Belki de hani daha tecrübeli, daha olgun yaştaki büyüklerimiz, öyle söyleyeyim, izin mi vermiyorlar acaba? Tabii ki. Gerçi bu ama bu sene şöyle de bir şey oldu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu özellikle milletvekillerinde seçimlerde gençleri de destekledi. İnşallah bununla. Sonu iyi olur. İnşallah. İnşallah. Biraz gündeme bakalım. Evet, gündemde neler oluyor? Hülya Avşar'ın gururu neymiş görelim, ardından buradayız. Evet, Hülya Avşar ne mutlu ki işte yaptırdığı okul ve artıları. Şimdi geçmişte 90'larda trend vardı ya, Gülben Ergen hep Hülya Avşar'ı taklit ediyordu. Şimdi Gülben Ergen de işte okullar yaptırma vesaire, hiç olmazsa ona takliten veya ona ökünerek bile başlamış olsa işte sonuçları güzel ve topluma faydalı oluyor. Tabii şimdi bu okul yaptırma, bu yani bu okul yaptırma işi tamam çok iyi güzel de yani bunların bu yapılan işler kendi keselerinden mi yapılıyor yoksa para mı toplanıyor? Yani bu ikiye ayrılmış vaziyette. Şimdi bir okul yaptırmadır gidiyor. Tamam. Çok güzel yapıyorlar. Buna vergiden benzer düşülüyor sanırım. Şimdi Tuğba'nın söyleyecek bir şey var bu konuda sanırım. Şöyle, ben 24-25 yaşındaydım. Eğitimci bir ailenin kızı da olduğum için belki de eğitime çok önem veriyorum. Ve köy okulları ile ilgili çalışmalar yapıyordum. Sevgili Metin Uca ile bir köy okulu yaptırmıştık. Ve kendi imkanlarımız dahilinde yaptırdık. O dönemde Ankara Çubuk'ta bir hortum felaketi olmuştu. Yıkılan köy okulunu yaptırdık. Daha sonrasında yine Sivas'ta bir köy okulunun yapımına katkıda bulunmuştum. Hani elimden gelse çok yerde zaten böyle köy okulları yaptırmak isterim. Hatta adaya gitmeden önce Van'daydım. Orada da işte köy okullarına destek götürdük turistlerimle beraber. Aslında çok güzel bir duyarlılık bu. Yani sanatçıların elinde imkan varsa bunu bu şekilde değerlendirmek çok güzel. Çünkü bir köy okuluna gittiğin zaman Erol sen de çok iyi bilirsin. Bir derslik 3 sınıf birden okuyor. Evet. Bir sırada 1. sınıf, bir sırada 2. sınıf, bir sırada 3. sınıf. Ve o kadar pırıl pırıllar ki en son işte Van'daydım. Muazzam şey yani diyorsunuz ki hani Batı ile Doğu arasında sanki çok uçurumlar varmış gibi ama hayır. Orada da o kadar tatlı. İmkan var. Evet, pırıl pırıl çocuklarımız var, var, var ki. İşte burada bir derslikte 3 sınıf okumuyor. O yüzden de oradaki insan devletine kızgın olarak büyüyor ve yanlış yollara sapabiliyor. Evet, işte sen 2016 yılında hala sanatçının ya şarkıcının, türkücünün onun bunun parasını toplayıp okul açtırdığın bir ülkeyi kalkınmış, ilerlemiş bir ülke olarak nasıl addedebilirsin? Bu gösterdiğiniz, verdiğiniz bir misal Amerika'da var mı? Metin Sener ile bahsettiğiniz Amerika'da var mı? İngiltere'de var mı? Fransa'da var mı? Herhangi bir ilerlemiş bir ülkede var mı? Devletin birinci sorumluluğu. Yani hala biz bunu kendi kendimize şimdi. Onu bırak. Yeni yasa geliyor. Yeni yasa. O ne? Bir Anadolu Lisesi'nde de ilk uygulama başlıyor Eylül ayında. Nedir o? Karışık eğitime son. İsteyen okul haremlik, selamlık. Anadolu Lisesi'nde evet. Önümüzdeki dönemde bir Anadolu Lisesi artık sadece kız öğrenci alacakmış. Oh. Yani kız lisesi mi olacakmış orası? Sadece. Evet. Şimdi kız, ama yani kız bir okul, bak şimdi bir okulun ama o kaldırılmıştı kız lisesi mentalitesi. Karışığa dön. Şu anda Türkiye'de kız lisesi yok. Niye Erenköy kız lisesi? Yok, karışık var artık. Onların hepsi karışık. Şimdi Çamlıca kız lisesi mi karışık? Hepsi karışık. Kız lisesi diye bir şey kalmadı. Kabataş erkek vardı. Onların hepsi karışık. Aa, ben onların hepsi bilmiyordum. Karışık. Adı öyle kaldı. Ama yani şimdi geçmişteki kız lisesi mantığıyla bugün yapılmak istenen mantık aynı değil. Şimdi her ikisi de gelebilir, kız erkek ama ayrı ayrı yerlerdedir. Yani aynı sınıfta olmayacaklar. Mı? O okul komple kız okulu olacak. Tamam. Erkek okulu olacak.
Yani esasında belki de eski mantık tekrar mı? Ama yok. Bugünün başka dinsel amaç açıdan var. Başka bir mentalitesi var. O günün başkaydı. O gün vallahi ben şu son 14-15 senedir, hatta bir fırt daha geri gideyim. Son 20 senedir ben bu memleketteki bu eğitim sisteminin ne olduğunu ben Allah'tan şanslıyım ki 70 mezunuyum. Ben bu işten kurtuldum. Yoksa ben bu kadar imtihana hiç hayatımda görmedim böyle. Gerçekten öyle. Bir sürü YGS, KPSS, OSEB, bu ne? Yani öyle bir hale getirdiler ki Kartal'da oturan bir talebe karşıya gidiyor okula. Ya böyle bir nasıl bir tayin bu? Nasıl bir seçim bu? Ömürleri yolda servislerde geçiyor çocuklar. Karman, ve ondan sonra sağlıklı beyinler, aydınlık gelecek, umuduyla yaşıyoruz. Maksimum 3 dakika yoldadır okul yani. Ne okul güzel. Mahallenin okuldur zaten. Canım şimdi, yani hadi 3 dakikayı bir tarafa bırak. Geçtik 3 dakikayı dakika. Yani. 15 dakikalık bir yerde gidersin yani en nihayetinde. Hadi bilemedin. 20 dakika yani yürüyüş mesafesinde 20 dakikada 25 dakikada bir yerde. Şimdi Kartal'da oturan bir adamın, bir çocuğun kalkıp da bu yakada bir okula gelmesi. Bunun İstanbul trafiğinde. Nasıl gelecek bu? Nasıl gidecek? Bu sabahın kaçında öğrenleri kalkıyor bu talebeler? Uykuda geçiyor zaten. Yollar da uykuda geçiyor. Nasıl oluyorlar? Evet, evet. Biraz da anılara doğru gidelim evet, değil mi? Evet, evet. Sayın Aslan'ın yüzünü güldürecek. Ne diyeyim? Beni bana takmayın. Yok, benim keyfim elinde. Hayır, hayır. Evet. Ekstra güldürecek. Ekstra hoşunuza gidecek diyelim o zaman. Hamiyet Yüce Ses ve Altan Erbulak'la anılara doğru gideceğiz şimdi. Ardından buradayız. Evet, nur içinde yatsın Ayla Dikmen. Sayın abi, Ayla Dikmen'i ben komedi dans üstüne başladığım yıllar başında yani çok başında yakaladım. Sonra bir kaza netice, elim bir kaza neticesinde rahmet erdi diye hatırlıyorum. Doğru mu? Vallahi ben... Ya da kanser miydi acaba? Hastaydı. Kanser de evet. Ben Ayla Dikmen'i... Gülistan Okan mı kaza? Gülistan Okan ya da yaşıyor mu? Gülistan Okan yaşıyor canım. O bir kaza var. Bir kazayla. Şu an hatırlamıyorum. Ben Ayla Dikmen'i yakinen tanımam. Ama çalıştığı dönemleri hatırlıyorum. Eşi olan Enis'i de İzmir'in en zengin ve iki kaliteli. İki kere bir masada oturmak nasip oldu. Çok renkli bir adamdı. Böyle çok iddialı renklerle kostümler giyerdi yani. Takım elbise. Evet. Ama yakışıyordu ona. O kadar yani fazla bir detayda bir şeyim yok, bir hukukum yok. Yani Ayla Dikmen'i öyle hayal meyal hatırlıyorum. Maxim'de çalıştı mı çalışmadı mı inan bana sorarsan vallahi evet, kanserden vefat etti. Evet, hatırlamıyorum yani. Allah razı olsun. Şimdi hatta şöyle bir olay olmuştu. Evet. Ayla Dikmen'in o meşhur şarkısı Issız Adam filmini. Evet, onunla tekrar gündeme geldi. Yani. Evet, Okan Bayülgen'in ekibi Ayla Dikmen'i programa konuk almak istiyor. Bundan haberin var mıydı Sacit abi? Ama hani hiç... Vefat ettiğini bilmiyorum. Tabii 20 evet. Sene olmuş vefat edemiyor. Diyorlar ki araştırıyorlar işte biz konuk almak istiyoruz vesaire. O bayağı bir gündeme gelmişti ondan o dönemde. Işte, şimdi bazı şeyleri ben hatırlamıyorsam ki evet. O dönemi yaşamış biri olarak. Şimdi bugünkü bu görevde olan çocukların yaşı nedir ki? Hani hatırlamayabilirler yani. Ama bir hani... İnternetten. Ya evet. Şimdi konuk olarak olarak çağırmak istedikleri birini de internetten kafadan bakıp da yaşıyor mu diye yani bu da enteresan yani. BTR'miz Hamiyet Yüce Ses kimden bahsediyor öyle hayalindeki adam? Şeyden bahsediyor işte ne derler neydi söyledi bu. Altan abi Yok. Hafız Urhan mı? Söyledi tam duyamadım yani o çok önemli biri söyledi ama ben Hamiyet Yüce Ses'i tanırım. Şakir de onun yeğenidir biliyorsun. Şakir Eroğlu. Öyle mi? Evet. Hamiyet Hanım'a Allah'ın ruhuna yatırsın. En son Maxim'de bunlar eskiler bir fasıl yaptılar. İşte hani sana geçen gün anlatmıştım. Evet. Sen de mi patron oldu dedi bana. Evet. İşte o gece kulise girdiğinde Hamiyet Hanım da vardı. Çok değerli bir ses tabii Hamiyet. Abi canım ya deli misin ya yıldızlı semalarda Haşmet'le dediğin zaman kıyamet kopuyor. Ya. Tabii. Öyle hatırlıyorum Hamiyet Hanım'ı da. Altan Erbulak'la fiili olarak Allah rahmet eylesin çalıştık da Venüs sinemasında. Çok özel bir adamdı o. Çok matrak bir adam. İnanılmaz bir adam. Derya gibi bir adamdı ve son derece esprileri yerlere düşüyor. Harika bir adam. İnanılmaz bir adam. Nur içinde yatsın. Erken geçirdim. Beraber bir ona çünkü tiyatro bizimdi. Venüs sinemasının tiyatrosu tabii. Yemin ediyorum bunlar plaj
Nerede o? Ne plajı? Güneş plajları. Şimdi yok diye isim verebiliyoruz. Reklama girmez. O ve şeydeki Yörükali. Yörükali. Yörükali'deki Yörükali. Tamam filan. Tabii. Ama Salih abi yani... Ama abicim şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Sen bunu söylüyorsun ama... Magazin ansiklopedi. Yani benim, tek başına kartel. Yani benim babam bu işe 58'lerde, 57-58'lerde girmiş. İşte. 2000'li yıllara kadar bu sektörün, eğlence sektörünün çeşmenin başı olmuş bir adam. Yani yalnız gazinoculuk yapmamış ki. Plaj, yani plaj ihalelerine girmiş, kazanmış. Şimdi çok, çok önemli bir ticari zekası var. Güneş plajları dediğin zaman orayı biz 11 sene çalıştırdık. Akıl durur ya. Aynı şekilde İsmi bile ne güzel, yani, Güneş Yörükali'deki o tesisleri yaklaşık 16-17 sene çalıştırdık. Yani bugün o çok 5 yıldızlı otelin olduğu o Maçka'daki yer yaklaşık 17-18 sene bizdeydi. Bak sana başka bir olay anlatayım. Bak bu o babasının, Sacit Aslan'ın ticari dehasını anlatayım. Birkaç sezon babasının sinemasında frikobuz olayı vardır ya. Evet. Ondan satıyor ve bir geçen de önden geçtik. O kendi açlığımla bu yalının yarısını alacak para biriktirdim. O parayı biriktirdim ben. O bak bak dinle ama bak. O zamanın parası Venüs Sineması'nın şeyini, büfesini çalıştırıyorum. Arada kaçamaklara süratle gelip antraklarda da o frigoyu satıyorum. Gazozu, evet. Abi kekler yaptırıyorum taşlıkta. O benim yaptığım meyveli kekler hiçbir sinemada yok. Duy, duy. O da onun şahsi. Ya, tabii tabii. Tabii. Daha kaç yaşında? Hiç yükselmiyorum. Ya adam diyor ki, anneme dedim ki, bak paranın yüzde bilmem kaçını biriktirdim. Üstünü ama da şu yalıyı alalım. Bir şey söyleyeceğim. Yalı ya. Alacak o parayla sinema büfesi parası. Bir şey söyleyeceğim sana. Ben büfeye gidip çalışıyorum, yanlış anlama. O antraklarda onu satan benim. Hemen. Hiç yükselmiyorum çünkü para kazanıyorum, büyük para. Ve ben hiç unutmuyorum. 42.500 lira o tarihin parasıyla para biriktirdim ve para yatağımın altında. Ve odamda yatağımın ne altında. Ne kadar bir sürede biriktirdin abi? Yani demek ki 2 sezonda. Annemin de o zaman biliyorum ki paraları var, bayağı bir parası var. Ziynetleri var çok para eden. Yazları gidip oturduğumuz Yeniköy'de bir yalı var. Yalının sahibi Haluk Bey, hiç unutmuyorum. 90 bin liraya satıyor yalıyı. Yalı da bugün... Yalının yarı parası onda. Evet. Anneme diyorum ki bak anne, benim 42.500 lira param var. Geri kalanını tamamla, yalıyı kendi üstüne al. Ben hiçbir şey istemiyorum, al bu yalıyı. Aa olur dedi, yapabiliriz. Olabilir dedi. Baban ne diyecek? Ya boş ver sen babamı. Sen git kendi Zula'dan bu tapuyu üstüne al. Cebinde dursun. Cebinde dursun. Ben öyle dememişim kadına. Eyvah. Beni gitti akşam diye sattı fareye. Benim odaya bir baskın, polis baskını girdi. Benim o paramı aldılar, 42.500 lira o biriktirdiğim 2 sezondaki parayı aldılar. Ben de onlara kaydaya şartıyla lanet dedim. Hayrını görmeyin dedim. O saat bu saatte hayrını göremiyorlar. Ya bir şey söyleyeceğim. Hırsızlık yok, hırsız yok. Kendin çalıştın. Ya kardeşim sen bu parayı nereden buldun diyorlar. Diyorum ki aşağıdan buldum, aşağıdan. Ben kendim gidip frigo satıyorum, gazoz satıyorum, kek satıyorum. Parayı her gün hasılatı elime alıyorum. Ama kimseye borcum yok. Herkese de paralarını ödüyorum. Maaşları da ben ödüyorum çünkü. Bu da kendime ekip evet. Yani para sürekli atıyor. Bugün örnek alın gençler. Geçti, yemin ediyorum ki bugünkü müemmen bedeli sokağa atarsan herhalde 25 milyon dolardan aşağı vermezler. Duy. Duy. Sıradaki haber. Bir de gidip beni satıyorsun. Ya bari sus be kadın. Param bende kalsın. O anneyi düşünmüş tabii ki. Evet, plajdan bahsettik biraz önce. Bodrum'un yeni kraliçesi Hadise teftişe çıkmış. Peki ne teftişi görelim? Evet, şu anda bizi izleyen sanırım Gönül Yazar beni evet. aramış. Hemen döndüm. Gönül Hanım yayındayız. Evet. Nasılsınız? Evet. Beni aramışsınız. Programımızı mı izliyorsunuz beni efendim? Musunuz? Efendim? Televizyon sesini. Beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz efendim, duyuyoruz. Günaydınlar olsun Sayın Gönül Yazar. Tamam. Televizyon benim söylediklerimi dinlediniz mi? Dinledik efendim. Tamam, bir de o kazada ölen, hani bulamadınız ismini. Aylin Urgal değil mi efendim? Hayır, hayır. O otobüs devrildi. Devrildi. Bolu'da yüksek bir yerde. O araba kazasında ölen Ajlan
Büyük Burç. Ajdan Büyük Burç. Evet. Ama şimdi izleyicilerimiz yazmış. Aylin Urgal hanımefendi de bir kazada rahmetli olmuş. Aylin Urgal. O da çok yüksek biliyorsun Bolu'nun dağları. Evet efendim. Oradan otobüse binmişti gece. Oradan devrilmiş. Evet efendim. Evet efendim. O da öyle. Evet efendim. Bir de sabahlar. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyoruz. Hürmetler, saygılar efendim. Programlar. Gönülcüm öpüyorum Gönül ablacığım seni. Seni çok özledim. Seviyorum seni. Canım benim. Evet. Ajdan Büyük Burç. Allah evet. Rahmet eylesin. Amin Allah. Bolu'da otobüs kazasında falan vefat etmedi. Bodrum çıkışında mıcırlı bir yolda bir trafik kazasıyla vefat etti. Barış. Antalya yolunda. O korbada değil mi? Evet. O tabii ki şey yaptı. Aylin Urgal kazada ölen, bir de kazada ölen, kaza mı, intihar mı, suikast mı, Esengül olayı var. Esengül olayı var. Onu da bir ayrıca konuşacağız. Sacit Aslan müstehsi gülümsemesinde onun altında yatan başka o trafik kazası oldu. Ataköy'de. Evet. Bariyerlerin... Duvara. Hayır. İki yolu ayıran, geliş gidiş yolu ayıran... Ama bir aldatma hikayesi Bariyerlere çarpıp bariyerlerin arabanın içine girmesinden dolayı bir ölüm gerçekleşti, ölümcül bir kaza oldu. Ama öncesinde bir aldatma hikayesi var. Evet. Neydi o abi? Aldatma hikayesi, Semremis Kazinosu'nun sahibi Bulut'la rahmetli Oflu İsmail arasındaki hadise. Evet, o da Türk entertainment tarihine geçmiş olaylardan bir tanesi. Sadece tarihi inanılmaz ya. Gülistan Okan da hayatta, ses soluğu çıkmıyordu herhalde, enziva çekildi. Belki bazıları mesleği bırakıp evlenip çocuğa karışıyorlar. Ama onları da yad etmiş olduk. Şimdi yad etmek derken dizileri Survivor'dayken izleyemedin ama Muhteşem Yüzyıl'ı izliyor muydun daha öncesinden? Çok fazla izleyemiyorum. Hürremli dönemini izliyor muydun? Zaman zaman. Zaman zaman. Peki şimdi Beren Saat'in oynadığı Kösem Sultan var ve artık sezon finali durumu ve belli oldu ki yeni dizide gelecek. Şimdi kaymağı yakaladılar artık yününü, sütünü, sağ babam sağ durumdalar. Haklılar da kardeşim, damarı yakalamış, dekoru kurmuş. Dördüncü Murat dizisi geliyor. Ama dördüncü Murat'ı TRT zamanında Cihan Ünal gibi bir adam ve Kösem Sultan'ı da Ayten Gökçer gibi, Sacit Aslan'ın sürekli metüsünü hala andığı, benim de Ayten Gökçer, Cüneyt Gökçer deyince dizimin bağları çözülen saygımdan dolayı bir usta oynamıştı. Ve Ayten Gökçer gerçekten Yedi Kocalı Hürmüz'de ve diğer oyunlarında da yeri doldurulamayacak bir aura, bir enerji, güzellik, kalite, karizma, daha neler neler. Ama sözler yetmez. Ve işte bu iki efsane ismin şimdi oyunculuk örneğini göreceğiz. harika. Evet, programımızın özel arşivinden bunları bulamayacak, bir araya getiremeyecek çok izleyicimiz var. Onları hem yad ediyoruz ustaları hem de güzel bir nostalji yolculuğu. Doğru söylüyorsun. Siz diyor baleyi seyretmiyor musunuz? Paraları yapıştırmıyor musunuz? Toples kızları seyretmiyor musunuz? Yani size... Yonca Evcimik'in gülüşü de hiç değişmiyor. Oradaki ufaklık da Yonca Evcimik'ti. Aslında bana Deli İbrahim diyorsunuz ama sizin yaptığınız, benim yaptığımdan ne farkı var diyor yani. Zaten o genler buraya taşımış. Evet, rücu etmiş. Peki ondan önceki veterimize bakarsak Ayten Gökçer ve esasında en güzel şeyi bunu, ben onu canlı onların oynadığı tiyatroda seyrettim. Bunun tiyatrosunu da yaptılar. Evet. İşte, Abdest al bre kafir diye. Ama ne oyunu. Devlet tiyatrosunda o işte o kapalı zaman. Kapalı gişe yıllarca değil mi? Bizde işte Venüs sinemasında oynanıyordu. İşte Metin Akpınar da ona dem vuruyor. Siz tabii diyor padişah görmüyor musunuz? Gidin devlet tiyatrosunda. Biri iniyor bir padişah. Biri çıkıyor. Ama o çok büyük oyundu ve uzun aylar oynadı. Harikaydı. Şahane şimdi şahane. Şimdi bunları tabii görünce bugünküler çitlenmek böceği kalıyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Benim bir teorim var. Beren Saat evet değerli bir oyuncu ama fazla şişirildiğini düşünüyorum. Yani overrate diyorlar Amerikalılar. Yani olması gereken potansiyelin çok üstünde bir yere konuluyor. Tamam oyuncudur, okey başarılıdır ama Aşk-ı Memnun'un dışında bana göre gol attığı çok büyük bir yer olduğunu düşünmüyorum ve Kösem Sultan gibi tarihi öneme haiz ve başka bir
enerji gerektiren bir işin altında da ezildiğini düşünüyorum. Ben de sadece Beren Saat için değil, birçok isim için böyle şişirilme operasyonlarının yapıldığını düşünüyorum. Yani diyorlar ya mesela, beynin lens mi? Hani bunların da kariyeri lens galiba. Yani çok, bir çok kişi var öyle medyanın lens. Şişirdiği. Yani hani lens, suni ya, beyni de diyorlar hani lens mi? Ondan sonra bu da şişirilme olayı. Mesela, ama başarılı da yani özellikle Aşk-ı Memnu tabii. Başarılı ama Kösem Sultan'ı kaldıramadı bence. Ama çok büyük, Kösem Sultan çok, çok ağırlıklı. Önemli bir proje yani. O çok başka bir yani. Çok zor bunu oynamak ya. Aynen öyle, aynen öyle. Sırada ne var? Ya bir kere bak, buyurun. En büyük sorun şuradan. Ayten Gökçer tabii çok önemli bir aktris, çok önemli bir oyuncu. Onunla beraber Arap-ı Farisi olan Osmanlı kelimelerini telaffuzda en ufak hata yapmayan bir kadın. Şimdi bu oyunların, bu tip tarihi oyunların ses tonuyla öldürüyor tabii. Kadın. Yani nirengi noktası bu. Kaldı ki Cihan Ünal da, o da çok güçlü bir aktör. Çok. O da bak, oyunun içerisindeki esas telaffuzları çok iyi yapıyor. Ben bugüne kadar bu dizilerde bir tek bu telaffuzları doğru yapan birini gördüm. O da Sümbül Ağar rolündeki neydi? Geçen sezondaki. Selim Bayraktar. Evet. Çok. Niye çok. O da biliyor musun? Adamın aslı Iraklı. O nedenle. Sırada evet. Mahsun Kırmızıgül'ün vefasızlık örneği var. Evet, Mahsun Kırmızıgül vefasızlık derken Mahsun Kırmızıgül'ün o vefasızlık yaptığı iddia edilen şey oğluna değil. Mahsun Kırmızıgül sersefilken, daha kirasını ödeyemezken evlendiği ve onu yıllarca sırtında taşıdığı, onun parasıyla kiralarını ödendiği oryantal eşi kulüplerde, değişik yerlerde dansözlük yaparak geçimini sağlayan bu insan hep ötelendi. Hiçbir zaman bahsi bile geçmedi. Ve kulağımıza da geliyor ki bunlar iddia tabii. Mahsun Kırmızıgül'ün cevap hakkı var, bağlanabilir. Bu eşiyle hiçbir zaman görüşmediği, tamam oğluna destek verdiği ama oğlunu da annesinden bahsetmemesi için tembihlediğidir. Mahsun Kırmızıgül ben bunu Twitter'da yazdığımda eski eşimin dansöz olduğundan geçmişte hiçbir yerde bahsetme, büyük sorunlar yaşarız deyip beni tehdit etmiştir. Konu yargıya intikal edecekken araya dostlar girip kendisini affettik ama geçmiş günahların gölgesi uzun olur, kurtulamazsın. Annesini bırak, neredeyse oğlunu da geçmişini sakladığı gibi saklamaktadır Mahsun Kırmızıgül. Oysaki geçmişiyle iftar etmesi gerekirdi. Gölgesi uzun olur, kurtulamazsın. Sezen Aksu öğretmişti bana bu cümleyi ki çok doğru bir cümle. Bugün önümüzde Deniz Seki'den tut, Songül Karlı, Fatih Altaylı, Seri Katil ve onlarca haberimiz var. Ve Tuba'nın anlatacakları var birçok konuda ama çok kısa bir advertorial'ımız var canlı, çok kısa. Bir dakika civarında. Sakın ekranlarınızın başından ayrılmayın. Bugün çok önemli bir gün. Çünkü size Fenjilyan'ı tanıtacağım. Bilenler var ama ilk defa izleyecek olanlar var. Ben bakın, biliyorum ve kullanıyorum. Tabii ki. Bakın. Doktor Olköse nedir? Doktor lakabı bir lakap değildir. Tıp doktoruyum. Hacettepe mezunuyum. Bir doktorum. Bir diplomam var. 3 kuruş para için ne diplomamı riske ederim ne de toplumdaki ne diyorsak o yani doğruların sözcüsü sloganımı riske ederim. Bir şeyi anlatıyorsam ciddiyeti vardır ve arkasında duruyorumdur. Ben para alıp bir ürün tanıtmıyorum, ürünün zaten ortaklarındanım. Şimdi, Krem Mis Fenjilyan. Tibet'e gittiğimde gördüm ki orada bir yerel halk bir ağaç kökünü dövüyor, bulamaç yapıyor, yüzlerine sürüyor ve yüz maskesi yapıyor. Ve olduklarından 6 ile 8 yaş genç gözüküyorlar. Tibetli rahiplerin 400-500 yıldır gizledikleri bu reçeteyi sadece Tibet halkı kullanıyor ve dışarıya hiç turistlere vesaire kimseye vermiyorlar. O ağaç kökleri de o ülkeden dışarı çıkılamıyor. Çok ciddi, yarı komünist bir ülke çünkü. Ama tıp diplomamız, sempatimiz, dostluklarımızla bu konuyu hallettik ve onun yurdumuza ithalini gerçekleştirdik. Orada bitmedi. Sağlık Bakanlığı bu ağaç köklerini inceledi, toksikoloji zararı var mı derken bilakis yararlı olduğu ortaya çıktı ve tescilliler alındı. Daha sonra yine Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerin onaylı fabrikamızda hepsi Kaz Dağları'ndan toplanan 99 tane Kudret Narı zeytin sütü gibi bileşenlerle tamamen organik kombine edildi ve bir krem yapıldı. Bildiğiniz gibi hanımlar gece kremi ayrı, gündüz kremi ayrı, yüz kremi ayrı, gözaltı kremi ayrı, 50 tane kremle uğraşırlar. Tonla para, çantada yer kalmaz, makyaj masasında yer kalmaz.
Ama biz hepsini tek kremde topladık. Bana dediler ki bunu yapma ya, ikiye böyle ayrı ayrı sat. Hayır kardeşim dedim ben. Özellikle ekonomik krizin olduğu ülkemizde tek kremde hepsini toplayacağım. Çünkü bunu kimyagerlerimiz, doktorlarımızla bu başarıya ulaştık ve uluslararası patentini aldık. İtalya'dan ödülünü de aldık. Uluslararası Kozmetik Federasyonu'ndan. Tek tüpte 80 mililitrelik bu tüpte hem yüz hem göz kremi. Şimdi kremimizin özellikleri. Önce bildiğiniz gibi ozon delindikten sonra güneşin zararlı ışınları, ultraviyole, A ve B ışınları cildi yaşlandırıyor, böyle kösele gibi yapıyor, erken yaşlandırıyor ve Allah muhafaza cilt kanserleri artıyor. İçindeki fencilen içindeki SPFA maddesi bu zararlı ışınlardan koruyor. Ama ondan önce bildiğiniz gibi sloganımız ne? Çirkin kadın yok, bakımsız kadın var. Yaş alabilirsiniz ama yaşlanmak sizin elinizde. Cilt bakımı yapmazsanız yaşlanırsınız. Fejilyan'la yaşlılığa son veriyoruz. Üç temel ögesi var kozmetikte. Bir, kırışıklıkları yok eder. İki, göz çevresi koyu halkaları, morlukları ve göz altı torbalarını yok eder. Üç, cilt lekelerini yok eder. Kırışıklıklar, alın çizgileri, kaş arası çizgileri, göz çevresindeki mimiklerden oluşan kaz ayakları, her türlü mimik kırışıklığı, dudak çevresi çizgileri, dudak üstü çizgilenmeleri, barkod çizgilenmeleri deniliyor kozmetikte buna. Erkekler bıyık bırakıyor, kurtuluyor. Kadınların durumu zor. O yüzden botoksa başvuruyorlar. Oysa ki botoks bildiğiniz gibi zehirdir. Uzun vadede sık kullanımda cilt ve kas tembelliği yapar. Yüzünüz eğrileşip büyüleşebilir. Onu da bilin. Oysa fenjilyanla botoks yok, ameliyat yok, kırışıklıklar gidiyor. Kullanmaya başlıyorsunuz. Sabah yüzümüzü yıkadık sürdük. Masaj yaparak yedire yedire. Akşam yatmadan önce yüzümüzü yıkadık sürdük. Masaj yaparak yedire yedire. Ve 10 günde belirtiler çıkmaya başlıyor. Çok kısa zamanda kırışıklıklardan kurtuluyorsunuz. İşte hepsi noter onaylı. Kullananların öncesi sonrası fotoğrafları. Yenileri de var. Yönetmenim onları değiştirelim. Çünkü 3200 tane daha yenisi gelmiş. Teşekkür mektuplarıyla birlikte. Botoksa yıllarca para verdik. Sayenizde kurtulduk diyenlerin haddi hesabı yok. Evet, kırışıklıklar gitti. Gelelim göz çevresi koyu halkaları. Sigarayla, çevresel faktörler, beslenme, yaş alma ve genetik faktörler göz çevresinde koyu halkalar, yani morluklar ortaya çıkar zamanla ve gözaltı torbalar ortaya çıkar. İşte fenjilyan bıçaksız, neştersiz, ameliyatsız, botoksuz, bunları da düzenli kullanımda. Burada esastır, düzenli kullanacaksın. 3 gün sürdüm, 5 gün sürmedim yok. Düzenli her gün sabah ve akşam süreceksin ve sonuç alacaksın. Beğenmeyen iade etsin dedim. Bir tane iade eden bile olmadı. Şimdi ikinci, üçüncü alıyorlar teşekkürlerle. Çünkü ürünümün arkasındayım. Tıp diplomamı boşuna riske etmem. Ve üçüncü özelliğimiz cilt lekeleri, güneş lekeleri, akne izleri, çiller dahil sivilce izleri ve ciltteki her türlü ton farklarını yok ediyor. Bebeksi, pürüzsüz, aynı tonda bir cilt elde ediyorsunuz. Tekrar diyoruz, kırışıklıklar gitti. Göz çevresi koyu halkalar gitti, torbalar gitti ve cilt lekeleri gitti. Fenjilyan, ödeme nasıl? Şimdi söyleyeceğim metotlarla kapıda nakit, kapıda kredi kartına, havaleyle veya internetten alırsanız kredi kartına taksitle alıyorsunuz. Nasıl ulaşıyoruz? Fenjilyan.com'dan internet sitesi. Fenjilyan.com ya da WhatsApp'tan, evet WhatsApp uygulamasıyla 0533-057-4592'den WhatsApp'la yazışıyorsunuz. Ya da @fenjilyan Instagram ve Twitter hesaplarından ulaşıyorsunuz. DM dediğimiz direkt mesajda sipariş veriyorsunuz. Ama bir haftadır bir özelliğimiz var. On binlerce kişi reklam anda aynı anda arandığında telefon meşgul çalıyordu ve yazılımcılarımız bir yazılım yazdı. Büyük bir call center kuruldu ve artık telefon meşgul değil. O numarayı söylüyorum. WhatsApp numarası ayrı altta ama arama numarası 0532-111-5101. 0532-111-5101. 0532 3 tane 1 1 1 1 51-01. 0532-111-5101. Burayı arayıp sipariş veriyorsunuz. Erol Köse, hafızam zayıf, bunların hiçbiri aklımda kalmadı diyenlere Google'a veya herhangi bir arama motoruna Erol Köse yazın, boşluk bırakın, krem yazın, fenjilyan.com önünüze gelecektir. Kaç lira? Kaç lira? Bugün önemli bir gün, indirim var çünkü, ayın belli günlerinde yapıyoruz. 89 lira olan bu 80 mililitre ebatında 1,5 ay size yetecek kırışıklıkları, gözaltı morlukları, cilt lekelerini ve boyun sarkmaları. Evet, sarkmaları da toparlıyor, onu da unutmayalım. Bunları hepsini hızlı bir şekilde halleden kremimiz bugün 69 lira. Erol Bey, ben bir tane değil iki tane alacağım, bir şey. Okey, sana 60 lira tanesi. Erol Bey, ben 3 tane alacağım, sana 55 lira tanesi. Yani ikili üçlü alımlarda ek indirimler var. Ama bir tane alana 89 liralık krem bugün
69 lira. Çantana at çık. 50 tane krem taşıma. Hem yüz hem gözaltı kremi. Ve bir güzelliğimiz daha var. 10 lira değerinde 24 saatte kapınızda olacak hızlı kargo. Öyle günler haftalar beklemek yok. En ücra yerlere bile 2 günde maksimum gidiyor. 10 liralık kargo da bugün bedava. Hemen alıyorsunuz çünkü stoklar tükenmek üzere ve indirim de belli saatlerde yapılıyor. Hemen alıyorsunuz Feycilyan. Bizimle değilse. Ne sürüyorsak o. Feycilyan. Evet, Türkiye'de arama motorlarında izlenme barajını 1 milyar aşan isimler belli oldu. Peki kimlermiş görelim. Erol Köse. Bu konuda ünlü organizatör, menajer ve prodüktör, saygı albümlerini yapan Murat Yıldırım, Boko Murat'la namı diğer, şu anda telefon hattında. Çünkü onun çok önemli bir tespiti var bu YouTube vesaire izlenmeler konusunda. Murat günaydın. Senin bir tespitin var. Koskoca Zeki Müren Saygı albümü Rafet Eyroman'ın eski eşi Tuğba'nın yarısı kadar bile izlenmemiş, dinlenmemiş gözüküyor. Ne diyorsun bu konuda Moko? Ben bu konuda zaten bir açıklama yapmıştım. Bu tabii bu ülkenin tayin bir durum yani. Ya yani sadece Zeki Müren değil, orada Tarkan'ın albümünden daha çok izlenme görünüyor YouTube'da. Yani peki neden sence meslek birlikleri buna bir sistematik getiremiyor mu fake, sahte tıklanmalarla ilgili? Ya bu tabii ki benim çok ilgi alanım olmadığı için burada aslında uzman sizsiniz yani. Yok, artık senin de ilgi alanın. Albümler yapıyorsun. Sen de oradan artık mesai harcıyorsun. Ya, ama ben, biliyorum ki medyayı bu konuda ayaklandırdın. Evet, o etkili oldu. Bayağı da şeyler aldım. İnanamadılar insanlar. Böyle bir şey oluyor mu? Maalesef bizim ülkemizde müzik kirliliği diye bir şey var. Bunun için de bilmiyorum. Ben sadece böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldım. Ama bunun hukuksal anlamda bir yeri var mıdır, yok mudur onu da bilmiyorum. Evet, bu da meslek birliğinin görevidir. Sabah bağlantınız için teşekkür ediyoruz. Biz bu konu işlemeye devam edeceğiz. Teşekkürler Mokocuğum. Bay bay. Bay bay. Ben sana bir şey söyleyeceğim, affedersin. Bu tıklamalardan ne geleceğiz? İnternet sitelerinin fazla izlenme oranı yükselsin diye fake yani sahte. Evet. Birçok şey yaptılar ve Google bu algoritmayı değiştirdi. Bu algoritmayı değiştirirken de Google üstünden gelen, random olarak gelen algoritma ne diyenlere bir sistematik nasıl yukarıya çıkabilirsin sistematik. Aynen öyle. Bunların hepsini temizledi ve öyle temizledi ki Google'a böyle fake olarak 10 tane site kuran, yaprak site açıyorlardı. Evet, onlardan para, oturduğu yerden evet, para kazanıyor. Ama Google bunu temizledi. Şimdi sıra geldi YouTube'a. Bunun da bu şekilde olduğunu onlar görüyorlar. Bu algoritmayı da değiştirecekler. Öyle bir değişme değişecek ki sen bir şarkıyı indirdin ya işte dinledin, tıkladın değil mi? Bu sadece senin IP'nden doğru orantılı olacak. Onun dışında sen oraya fake olarak işte herhangi bir programsal bir gönderi de yapsan bunu kabul etmeyecekler. Şimdi mesela burada 1 milyar 400 milyar 500 İbrahim, milyar bu liste doğru bana göre. Şimdi yani İbrahim birinci olabilir. Ne kadar sürede? Ne kadar süre çok önemli burada. Hı hı. Şimdi 1 milyar 500 milyon gibi bir... YouTube açıldığından beri. YouTube ne zaman açıldı? YouTube bu memlekette devreye ne zaman girdi? Kapandığı dönemlerde oldu. Ne kadar kapandı? Şimdi yani 10 yılı aşkın. Şimdi 10 yılı aşkın bir internet sitesinin, bir video sitesinin YouTube gibi dünya çapında bir yerin 4 gün, 5 gün, bir hafta kapanması bir şey... 2 yıl kapandı. Hayır, abicim 2 yıl kapanmadı. Hayır, öyle bir... Kapandı. YouTube 2 yıl kapandı hocam. Ya, YouTube 2006 ile 2008 arası yani 2 yıl kapalı ben kaldı. Ben öyle bu kapandığını ülkede hatırlamıyorum. Tabii, ama diyelim kaldı ki 1 sene kapandı. Evet. Yine 8 sene yani o 1 milyar 500 milyonu 8'e böldüğün zaman ne geliyor? 2005'te kurulmuş. 2005'te YouTube kurulmuş. Yani şu anda 11 sene. Hadi bir senesi kapandı, 10 sene. Bir senesi senin dediğin gibi kapandı, 8 sene. 8 senede o 1 milyar 500'ü böldüğünde çıkan rakamı tekrardan 12'ye böldüğünde günde neye geldiği bulunacak çok basit bir bulunuş. Ne zaman bu bir değer ifade eder biliyor musun? Şimdi Shakira'nın veya efendime söyleyeyim işte bunlar çok gerçek rakamlar. Ya düşün,
araya giriyorum. Burada Murat Yıldırım da itiraz ediyor. Ya Shakira ya dünyaya satıyor. Burada Rafet Öğrenman'ın boşandığı için Tuğba şey. Ondan daha fazla izlenmiş. Tuğba altın koltuğu. Şeyde de Instagram'da da bakıyorsun kadının takipçilerine. Şimdi matematik müspet bir ilim. Kimseye göre değişmez. 10 milyon takipçisi var. Burada da mesela 5 milyon, 6 milyon takipçisi olanlar var. Hı hı. 6 milyon takipçinin %50'sini yok kabul ediyorum. Bak, faal değil o dakika, yani aktif değil. Geriye 3 milyon kişi kalır. 3 milyon kişinin de %50'sini de hepten yok kabul ediyorum. Ben atıyorum onu da. 1 milyon 500 bin. 1 milyon 500 bin kişinin aynı anda aktif olduğu bir yerde 60 bin tane beğeni gelmez. Bu matematiğe aykırı. 20 bin beğeni gelmez. Kadınınkine bakıyorsun. Mesela Kim Kardashian'ınkine bakıyorsun. Kadının takip eden rakamlarla gelen beğeniler o kadar orantılı ki. Evet. Oradan tespit abi edebiliyorsun. Orada ama gerçi beğeni de alabiliyorsun. Fokus başka. Ha. Şimdi orada gerçekten burada da böyle. Şimdi 1 milyar 500 milyon. Kadın yeni çıkan şarkısını koyuyor. Bu rakama 3 günde gidenler var. Hocam ben bir prodüktör olarak neyi gözlemledim biliyor musun? İstese YouTube bu işi bir dakikada çözer, Instagram bir dakikada çözer, Twitter bir dakikada onların çözer. Onların içine geliyor. Onların içine geliyor. Hayır, bak hayır, çok tıklanıyoruz, hayır, çok izleniyoruz, değil, çok üyemiz bak, var. Bak bu konuştuğun yerler, bu konuştuğun yerlerin serverları dönüm dönüm arazilere kurulmuş serverlar. Tam istese çözemeyecek yazılımlar. Abi bu yazılımları şimdi birdenbire sen aynı mektuba bakar gibi bakıyorsun. Yani bir mektup yazdın birine. Şurasında bir ikinci paragrafın ikinci cümlesinde bir hata var deyip bir kelimeyi değiştirmek gibi değil bu hadise. Bu bir yazılım. Bu yazılımda bir yeri değiştirdiğinde diğer aklı hayale gelmeyecek i̇şte yerleri berbat eder. Bunlarla yani bilgisayar programlarıyla likelayabiliyor, i̇şte bunun bu öyle, o da onu görüyor mu otomatik olarak? Ama bu algoritmayla ilgili. Yani o oturuş tarzıyla abi, ilgili. Ben de diyorum ki Twitter'ın yetkilileriyle de konuştum. İşlerine geliyor fake'ler. Çok takipçimiz şey var. İşlerine borsa geliyor da belli zamanlarda bu fake'leri temizliyorlar borsada, o zaman. Ondan sonra bu mesela bir dedikodu çıkıyor ya. Yalandan bir temizlik bahar temizliği yapıyorlar. İşlerine geliyor. Çok takipçili olunca, çok tıklanınca borsa değerleri yükseliyor algı olarak. Bu Instagram'da Mali. Da öyle örneğin. Evet. Birçok takipçi satan siteler var. Bakıyorsun takipçisine 4 milyon. Albüm çıkarıyor, satışına bakıyorsun 50 bin. 100 bin. Bu ne? Ayrıca bir şey daha sana söyleyeyim ben. Ben çok tamam, söyle, bir şey daha söyleyeceğim. Örneğin bazı işte ekipler var ve bu ekiplere para ödüyorlar. F5 var bilgisayarlarımızda değil mi? F5'e basıyorsun bir videoyu izlediğinde. F5'e sürekli bas 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 o video sürekli başa alıyor. Ve baştan sona izlenmiş izlenimi yaratılıyor ve aha, o videonun izlenme oranı yükseltiliyor. Yani internette yani hayali küçük Ali. Şimdi güzel kardeşler, sevgili arkadaşlar. Hiçbir itibarı yok. Bunu burada Instagram'a kişilerin karşılığında fiyat belirterek 4 tane sapı silik, 4 tane zibidi bunun burada reklamını verecek. Konuştuğunuz yerlerin içinde çalışan mühendisler, üst boyutta insanlar. Bunlara bu tavizi verirler mi? Onun belli bir süre tekrardan o algoritmanın yazılma süresi var. Onların işine geliyor diye de bir şey yok. Orada yanılma. Çünkü bu fake hesaplar en nihayetinde onların serverlarını da zorlar hale gelmiş durumda. Öyle değil kazan ayağı. Şimdi Instagram'da yahut Twitter'da veya YouTube'da bu fake hesapların... Hayır, ciddi sitelerde şu var. İnsan olduğunu ispatla diyor mesela. Bir soru soruyor oraya. Bir, botlar yapamıyor. İkincisi onların işine gelmez. Çünkü bu fake hesaplar yeni serverların kurulmasına sebebiyet veriyor. Öyle kolay bir... Yani günün sonunda ben şunu söyleyeceğim. Kaç tıklandı mıklandı bunun hiçbir... Hepsi kolay. ...ifadesi yok. Ondan sonra tamam Ebru Polat mesela canımdır. Çok severim o ayrı da daha birinci gün 1 milyon tıkla. Yani olur mu ya böyle bir kardeşim? Şey ya? Nasıl? Ayrıca da ben buradaki takipçi sayısının çıkarttığın bir ürünle doğru orantılı olduğuna inanmıyorum. Bu da bir hayaldir. Yani burada şimdi sen bir CD yaptın. Diyelim ki 500 bin takipçin var. CD piyasaya çıktığı zaman o gün 50 bin satıyor mu? Tabii. Bitti. O zaman sıradaki habere gel. Evet, şimdi hem güzel hem de sportman Tuğba Özay'ı göreceğiz efendim. Bomba atlamışsın yani. Çok deli bir iş. Kaç metreydi orası? 5 metre. Bek bir şey söyleyeceğim. O ıstakozlu kadının adı neydi abi? Sema Çelebi. Ya kardeşim hepiniz tam genç fit insanlarsınız da. O ne dedi? Sema abla. Ne orada sakatlandı biliyor musun? Ya evet. Onu atlamıyor zaten o şey.
Serbest düşüş yapıyor sanırım. Ha? Newton'un elması gibi serbest düşüş kafaya. Geçen gün Fatih Aksoy'la bu projeyi de biliyorsunuz hayata geçiren kendisi onunla konuştuk. Dedim ki bundan sonra bir yarışma olduğunda beni yarışmacı olarak değil lütfen sunucu olarak isteyin. Evet. Çünkü yani çok ama güzel bir epey hafta gittin yani. Evet, bir de üçüncü olmuştum ben burada. Birinci kim oldu? Önder Bekensir olmuştu. İkinci Asena olmuştu. Üçüncü ben olmuştum. Yani çok güzel bir iş ama tabii, baksana sıfır kıvrım. Of kalem gibi. Maşallah. Yaradan. Uzman yaradan. Kalem gibi valla. Ya, orada evet. Şey son dakikada biraz sonra. Neydi? Sema Çelebi. Çakma sosyetik. Ya öyle deme ya. Niye deme biliyor musun? Sosyetik mi abi o? Söyleyeyim bir dakika. Sosyetiği oynuyor. Ha. Sema hakikaten bak eski eşi Atilla Çelebi'den dolayı dünyanın çok önemli yerlerinde hiç kimsenin gitmediği gelmediği dönemlerde bundan 30 sene evvel yaşamış bilen görgülü bir kadındır. Bakma sen onun şimdi. Ben çok görgüsüzlüklerini de biliyorum. Anlatamadım bak. Hep sözümü bitirmeme müsaade etmiyorsun. O tarihlerde birçok kişinin haritada yerini gösteremeyeceği yerlerde bu kadın yaşamıştı. Papua Yeni Gine. Hayır. New York'ta oturdu üstüne senelerce. Olur mu öyle şey? Ya kimse daha haftada bir gün Pan Amerikan Hava Yolları'nın geldiği dönemde bu kadın New York'ta yaşıyordu. O denli. Yani. Şimdi eğri oturma. Kocasından önceki hayatını şimdi, biliyor musun? Ya şimdi kocasından önceki ben bilmediğim için soruyorum. Kocasından önceki halini bilemem ben. O kadar eski arkadaşım değil ama Atilla Çelebi ile olan, Atilla Çelebi de Türk Hava Yolları'nın o tarihte önemli bir kaptanlarından. Yani ve yurt dışında çok uzun seneler yaşamıştır. A düzeyinde protokol bilir, görgülüdür. Sen şimdi geliyorsun bu yaşta artık sinir sisteminin sıfıra ibla ettiği, bir lafı yanlış anladığı, yani şu anda bazı zaman zaman yaptığı kontrolsüzlükler var. Ben bunun aksini iddia etmiyorum. Ama genelinde komülfo bir kadındır, bilir Sema Çelebi. Yani boş bir kadın değildir. Tanıyorsunuz. Ben gördüğümü söyledim. Peki çok bir şey söyleyeceğim. Siz kendisine tanıyorum. Sordunuz mu? Bacım biz genç insanız. Senin ne Sema işin var ama burada yüksekten atlama? Sonra sakatlandı. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Affedin. Çok özür dilerim. Şimdi bu bir show programı. Ama abi riskler barındırıyor şimdi, yani. Abi bir şey bazı şeyleri. Şimdi bu yine söyleyeceğim Zülfiyar'a dokunacak. Bana kızacaksın. Yine en sonunda yine papazlık olmak istemiyorum senden. Bizim bu programlarda ne işimiz var? Abi biz buradan bir yerimizi müsaade buyur hocam. Konuşuruz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. O da konuşsun. Jürinin şimdi biz bu servetlerimizi kaybetmeseydik. Allah Allah. Beni buraya getirip çıkartabilirler miydi? Abi bir tek parayla endeks. Bak abicim şimdi insanların hayatında para konusu hele 2016 bu 21. yüzyılda çok büyük bir faktör. Abi kendi adına konuş. Ben para endeksi bir durum görmüyorum. Allah. Ben çok ya param kadın, varken de ben jürilerini yapıyordum şu yani. Şu anda tek başına bir kadın. Geçinmekle yükümlü. Kendine göre bazı fantazileri var ve herkes olduğu gibi onun da paraya ihtiyacı var. Yoksa Sema Çelebi... Para için öyle, mi? Yani ne için yani? Keyfe gider mi yani? Spor yapmak için mi çıkıyor? Yok kadın kendini medyatikleştirme derdinde bir ya kadın. Ya bu kadın zaten medyatik abi ben ya. Ben parası olduğunu düşünüyorum kadının. Kimin? O kadının. Ya şimdi diyorum ki sana kendini geçindirecek kadar hazıra daha dayanmaz. Dolayısıyla da yeni yeni bir teklif geliyorsa o teklifleri karşılığında da talep ettiği parayı alıyorsa yapıyor. Yoksa bu kadın oraya da çıktığında kendi beline kalıcı bir hasar verdi o işe. Peki bunu ameliyat oluyor yani. Sizin için risktir böyle bir yerden atlamak. Sema abla hep şunu söylüyordu. Ama bu sporla uğraşan bir kadın. Şunu söylüyordu. Yani çok enerjik bir kadın ve çok hareketli bir kadın. Abi yani kendini de yani. Mesela ben Tuba'nın motosiklet kullanmasına hayranım. Abi o zaten fit bir kadın. Bir yani. Tamam. Ama şimdi onlar o değil James ama Bond öbürkünün diye. Katılma sebebi inan bana benim sana... Abi bizim tarif... köyde bir laf var ya. Ne laftır o? Bak hocam şimdi. O kendi adına senin ekonomik boyutu. Benim ekonomi ne olsa da ben buradan zevk alıyorum. Bu tip programlara katılırım. Bak bir şey söyleyeceğim. Ha konuk olarak köyde, katılırım tamam. Hayır. Bulduğum pozisyonda da katılırım ve katıldım da. Hani çantamda milyon dolarlar varken de ben yine jüri üyeliği yapıyordum işte Deniz Seki mevzunda. Şimdi hocam bizim köyde bir laf var kendini rezil etme diye. Malamat diyorlar. Elazığ'da kendini malamat etme derler. Hocam buraya katılınca sen malamat mı oldun? Anlatamadım. Ben malamat ama o kadın malamat oldu abi. Abi şimdi bak bir şey ha tamam. Ben de zaten onu belirtim. Onun jüriliğine laf etmem mesela. Jürilik de yapmıştı. Evet. Okey yakıştırdım. Hocam mesela sen bak şimdi söylüyorsun. Orada sana katıldığım nokta şurası. Ben jüriliğine katıldığı noktalarda da onu tasvip etmediğim yerler var.
Şimdi biz burada, ben kendi adıma söyleyeyim, ben kelimelerimi son derece dikkatli seçerek kullanan, Sema'nın öyle bir sabrı yok. Sema her an bir canlı yayında bir hata yapabilir ve bunu müteahhit defalarda yaptı. Kendi yaptığı programlarda da yaptı. Öfkeleniyor. Evet, öfkelendiği zaman kontrolünü kaybediyor. Senin söylediğin, bahsettiğin jürilikte de yaptı. Ha, aramızdaki fark bu. Ama esas temeline inersen, temeline indiğinde senin için geçerli değildir. Belki Tuba Özay için de geçerli değil. Belki hanımefendi için de geçerli mesela değil. Mesela ben uyduruyorum. Ben kendim için söylüyorum. Fizik kondisyondur abi. Ben mesela Survivor gibi veya benzeri, Survivor özelinde konuşmuyorum. Hani çok fiziksel kapasite, efor ve riskler barındıran şeye girmem yani mesela. Sen şimdi girmezsin. Evet. Ama giren var. İşte giren peki var, o zaman girmiyorum. Mustafa Topaloğlu'nun ne işi var? Mustafa Topaloğlu hayatında spor mu yapmış? Hayretler içinde kaldım. Nasıl bir performans niye? Yarattı? Almıştır alpayı. Herkesten nasıl, fazla 10 kuruş fazla verdik. Ama nasıl bir performans yarattı hocam? Ya, ne yarattı adam abicim? Şey Allah ya, ben hur gibi şeyler kaldım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Affedersin. Yani bu konuyu konuşmak istemiyorum. Geliyor, evet. İş geliyor Zülfiyare Zurna'nın dediği zırt dediği yere geliyor. O programın 2 saatlik bölümünü canlı yayınlasınlar. Canlı yayınlasınlar. Bıraksınlar montajı. 2 saat yayınlasınlar, 2 saat yayınlasınlar. Herkesin performansını realitede görelim. Ama Mustafa ne yapacak? Mustafa bir kere gece hayatı olan bir adam. Şimdi bana bana böyle bir teklif gelse, yani hatırı sayılır da bir para verseler, niye gidemem biliyor musun? İmkanım ve vücut ve fizikman ona müsait olmadığım için gidemem. Aynı şey söyledim. O hanımın da, Sema Hanım'ın da, yani mesela akla zarar, orada bir sakatlanacağı aşikar o kiloda. Bir de kimde sakatlanacak? Sen Nur Yerlitaş'ı düşünebiliyor musun? Buradan atlarım da. Ve i̇şte gel o yarışmaya. Bak ben sana bir yaş söyleyeceğini söyleyeyim mi? Diyorsun ki iyi para verirlerse ne gider diyorsun. Eğer Onur'a hatırı sayılır bir para versinler. Geri dönüşü olmayan. Bunu bu evden çıkarsınlar. Eğer Onur orada o tramdenden 5 metreden aşağı böyle Sallum'un Ara'nın vinci gibi düşmezse ne yapar? Bunu düşünebiliyor musun? Ne diyorsun sen be? Ha? Yani imkan var mı? Yani bunlar büyük paralar konuşuluyor, ediliyor. Şimdi herkesin kendisine göre bir büyük para ihtiyacı var. Büyük para. Doğru bir... söylüyorsun. Ya affedersin ya. Allah'ını seversen peki ya. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl yani bir şey oldu? Bunu görmezden geliyorsunuz ya. Nasıl bir şey oldu da sakatlandı? Ben de izleyicinin de şunu kalçasının üstüne düştü. Belin üstüne düştü ya. Esasında bu tip programlar evet hani sportif amacı olan ama belki ondan daha bile fazla bir realite show yani evet. Bir show programı. Ya ablacığım bu burada şimdi bu, fizikman yüzden... bunlara müsait olmazsan, eğer olmadığını da bile bile oraya gidip bu işi yapıyorsan, o zaman bunun altında başka nasıl bir şey arıyorsunuz, gerekçe arıyorsunuz? Ben zaten çok merak ama yapımcı ya. Olarak bakalım şimdi perdeden bakalım. Yapımcı da niye onu koyuyor biliyor musun? Içinde. Yapımcı şimdi bunu koyuyor. Bunu zaten halk bekliyor. Taş gibi bir kız, fit yani. Çok tamam. Ondan kadın. Sonra o atlar diyor zaten. Ama hadi ya bu ne cüret diyecek tabii insanlar da koyuyor. Tabii orada şaşırtıyor onu da oraya, onun hayalindeki... Refüze olmasını izlemek istiyor seyirci. Belki ama bir işte şey... Dönüyoruz, dolaşıyoruz, aynı noktaya geliyoruz. Bak bu tariflerin doğru. Oraya da bu insanlar hayalindeki parayı talep ettikleri, edip aldıkları için gidiyorlar. Onun için de sen artık oradan aşağı düşer misin? En nihayette suya düşüyorsun. Belin üstüne mi düşersin? O da onun riski. Ama o su var ya beton gibi ama var ya. Aklımda bir proje uyandırdın şimdi. Vallahi Nur'a bir teklif etsek mi bir atlama yarışması? Bak. Versinler o parayı. Atlamazsa. Ya ben güzel bir şey söyleyeceğim. Ama şimdi Sema ablanın ben burada... Ben bunu ayarlayacağım ama sen de katılacaksın. Nur dedi. Nur dedi. Var abi atlarsın sen. Erol Kesel. Nur dedi. Ben de atlama 5 metre. Bak. Hayır işte öyle bak. Olmuyor bak. O bir şey söylemek kardeşim, istiyorum. Kardeşim iyi para verirseniz sadece aslan Erol Kesel, Nur Yerlitaş atlama işine giriyoruz. Havuz atlama. Bak. Ben o zaman hemen şimdi... Atırı sendir bir para. Kuruyu atlıyorum. Sen torpilizde ama sen denizcisin. Erol Kesel. Ya ben denizciyim, denizciyim. Bırak şimdi denizcisi. Denizcisi yok 600 metreden aşağı atlamanın. Ha, buyurun efendim, pardon çok diyorum ki, şimdi Nur dedin, oradan aklıma geldi. Nur Gümüşlü Orayan, adlı genç bir evet. Kız arkadaşımız vardı mankende, o da o programdaydı. 3 metreden atlayamıyordu, korkuyordu. Atlayamam, hayatımda. Yani 3 metreden atlayamıyordu. Yok, artık hani, atamam kendimi aşağıya. Çıkıyordum ben, bazen ona psikolojik destek veriyordum. Oradaki antrenörler aynı şekilde. Uzaktan bakınca kolay ama 5 metrenin tepesinde çıkıyor. Ama bak şimdi, Sema Çelebi,
büyük bir cesaret örneği gösterdi. Doğru. 7,5 metreden attı. Abi helal olsun. Lafım yedi. Yani şimdi tamam. Hani o yüzden böyle ya o kadar İstaf olsun. Bak bir şey sana söyleyeceğim. Ben sana yani çok özür dilerim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Hani bunun gençlikle işte öbürü daha fit görünüyor. Bununla da alakası yok. Demek ki bazı noktalarda hani o cesaret, özgüven. Abi bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Fitlik diyorsun da. Kilotlu çorap giyip atlayan kimdi? Sema abla. Ya. O kadar kusur kadı kızında da var. Canım, sen şimdi 60 yaşına ya. Gelmiş, 60'ını geçmiş bir kadını oraya o mayoyu giyip çıkartmak da çıkması lazım. Ya Nur'u nasıl kurtaracağız onu? Ya Nur'u haşam ayına atlayacağız. Kızım sıradaki habere geçti. Eğer basarsa çelesin, oradan düşsün yine basmayacak. Peki, şimdi sıradaki sırada bizler de kendimize gelelim. Deniz Tekin'in nişanlısı alemdeymiş efendim. Bakalım. Evet, Faruk Salman, Deniz Tekin'in zor günlerinde yanındaydı. Hiç terk etmedi, hukuki riskleri de aldı ondan sonra. Ama bu arada bu konuya girmeden bir telefon bağlantımız var. Bülent Sertaç, nasılsın? Benim canım. Bomba gibi Merol abi, çok teşekkür ederim. Sen bomba... nasılsın? Programı izlediğini duydum. Kuşlar söyledi. Sacit abime de, Serhan'a da, Tuğba'ya da. Sağ olun, teşekkür ederim. Seviyoruz. Bir şey söyleyeceğim. İşlerin yoğunlukların vardı. Ne zaman alıyoruz seni? Haftaya mı alıyoruz? Abi. ya canlıyın kardeşim. Ama programdan çıktıktan sonra bir konuşalım. Abi. Tamam, okey, konuşalım. Ondan sonra sözümüzü aldık. Şimdi evet. Bülent'cim, ama... bu atlama yarışmasına katılır mıydın? Bana teklif geldi. Ha? Bana teklif geldi. Kabul etmedin ama. Ben kabul etmedim, yok. Ya bizim köyde biliyorsun, Elazığ'da, Malatya'da, oralarda böyle göbek üstü, part üstü derler. Neden etmemiş ama? Part üstü. Neden? Part üstü, bom diye bombalama, ha? Part üstü atlardın, yegen. Yegen, kadın alam. Bizim Elazığ'lı. Evet. Emin ediyorum havuz dayanmazdı bana. Ha, part üstü atlardın vallahi. Partisyonlardım ama bana da havuz dayanmazdı. Evet, o da başka partisyona geçerdin diyorsun. Bülent'cim seni çok seviyoruz. Bülent'in motosikletle Bülent'in bir dalışı var. Bülent'in motosiklet olayları zaten o tarihe geçti. Efsane motosiklet olayları var. Bülent'cim bu sene hep Bodrum'a yaptın, Çeşme Alaçatı versiyonu yaptın. Yeni turizmi kalkındırmak için hangi ili lanse etmeyi düşünüyorsun şarkılarında? Vallahi şu anda şunu söyleyeyim. Bu sene Çeşme'ye devam abi. Çeşme'ye devam. Güzel. Çeşme'ye devam abi. Bülent'im seni seviyoruz, haberleşeceğiz dostum. En kısa zamanda tamam, aramızda görüşürüz. Seviyoruz. Saygılar baba. Seviyoruz. Baba. İyi yayınlar. Baba. Muhteşemsiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Baba. Şimdi Bülent Sertaç'la çok değerli bir Nur Yerlisaç'ın aynı havuza aynı an atladığında santimetre kareye binen basınç hesaplamak lazım. Ama, yani havuzun çeperine, duvarlarına. Evraka diye bağıran kimdi? Arşimet. Arşimet. Suyun kaldırma. Zaten mezarında ters döner. Yani batan kısmın hacmi, taşan kısmın hacmi eşittir. Su problem, havuz problemi. Bir musluk iki saatte dolduruyorsa bir Nur Yerlisaç kaç saatte boşaltına geliyor. O konuya hiç girmeyelim abi. Şimdi hayır. Havuz problemi. Evreka. Peki, şuraya söyleyeceğim. Deniz Tekin'in bu nişanlısı dün açıklama yaptı. Dedi ki o yanımdaki bayan benim özgürlüğümdür. O zaten aile toplantısıdır. Hatta hanımın evli olduğu vesaire. Yani o tip bir şeyler bahsederek açıklama yapmıştır. Tabii üzerinde büyük, psikolojik büyük. O da en riskli. Her baba yiğit o riski alamaz. Hukuksal olarak riskler aldı. Ve devamında da maalesef ki Deniz şu anda içeride. İnşallah en kısa zamanda o da özgürlüğüne kavuşur. İnşallah. Özgürlüğüne kavuşur. Şimdi bu noktadan bakarsak da insanlar işte ön yargılı olmuş. Şimdi şöyle bir şey var ya, hemen algı. Aa, yanında birileri var. Vay be, sevgisi de hapiste mutlaka aldatıyordur vesaire durumları. O adam hemen... öyle bir şey yapacak tabla bir adam değil. Yok. Bence de. Bence yine adam aksine sanki daha bir yaşlanmış gibi geldi bana. Tabii ki. Aslında yani gazetecilere ya böyle düşünenlere de şöyle hak vermek lazım. Bu yeğenim, kuzenim hikayesi, kızı teknenin bordasında böyle alıp da Bebeto gibi sallayanlar da kuzenim dedi. Zaman onlara da şahit oldu. Yani ondan söylüyorum. Standart yalan, kuzenim, yeğenim. Evet, bu arada
bir yine bu tip aldatma iddiaları ama gerçeğe dönen ve boşanmaya dönen bir olay vardı. Evet, kimden bahsediyoruz? Seçkin Piriler'den. Az sonralarında programın ilk dakikalarından beri verdik. Şimdi o haberimiz gelecek. Evet, Songül Karlı'nın evlilik programı çok kısa sürdü. Birkaç hafta içinde başladığı gibi bitti. Tutunamadı o dalda. Ki avantajlı bir televizyondaydı. Acun Kanal TV 8'de önemli bu tip programların iyi reyting aldığı bir entertainment kanalı. Ama olmadı. Şimdi duyumlar var. Sen de belki duymuşsundur. Bu tip programların evlilik programlarının yeni yayınlarında olmayacağına dair. Ben aslında birey olarak buna karşıyım. Yasaklamalara karşıyım. Sadece belli bir nizamname aynen dahilinde olması gerektiği taraftarıyım. Yani kriterlerini çok güzel ayarlasalardı, ayarlamaları lazım. Yoksa oradaki en büyük problem gelen insanlara işte mesela programın başında yazıyor. Burada yaşananlar gerçektir. Yani falan. Peki gerçek de kasa ajansından gelenlerin ne işi var burada? Orada ne yapıyor? Birileri çıktı suçladı, beni tehdit ettiler. Yani hikaye onlar. Yani kepazelik oldu. Böyle sen kendine dair bireysel bir program yapma düşüncen var mı? Evet. Bak nasıl biliyorum, içime doğdu. İnşallah. Yani artık... Bence çok iyi başarırsın bunu. Çünkü hepsinden önce sen sunucuydun. Onunla beraber ilk tanıştığımız Kral TV dönemiydi. Kral'ın 16-17 yılı. Genç güzel VJ'lerindendi o modernlik evet dönemiyle birlikte ve ağzı da laf yapan bir arkadaşımız. Zaten Kral'a gelmeden öncesinde de evet bir televizyon programı evet yapıyordum. Yani bugün Türkiye'nin en büyük kanallarında televizyon programları yapmış, canlı yayınlar sunmuş, müzik magazini, eğlence, yarışma, birçok programda sunuculuk yapmış bir insanım. Geçtiğimiz sezonda Tuğba Arzar Show programı yapıyordum. Evet. Her hafta 3 ünlü konuk ağırlıyordum. Çok güzel, yani ekranda olmayı seviyorum. İnşallah yeni yayın döneminde de güzel bir programla ekranda olmak istiyorum. İnşallah. Yani esasında İnşallah biraz da örneğin adadan döndükten sonra çok insan şunu söyledi ya, Tuğba Hanım neden bu kadar ekrandan uzak durdunuz? Biraz unutuluyor bazen insanlar diye düşünüyorum. Evet. Yani biraz da işte hızlı o dirsek temas evet durumu. Kim evet kiminle evet ilişkideyse o sıcak daha lazım. Evet, daha öne çıkıyor evet vesaire. Şimdi aynı zamanda yeni bir albümüm çıkıyor. Evet, çocuk evet doğuyor bu evet ay sonu. Müjdemizi evet de verelim. Programımızı da güzel bir şarkıyla kapatacağız. Ses Etme adlı bir albüm. 9 şarkıdan oluşuyor. Oba peseler mi ya? Oo, neler ya yaşıyor. Evet ya, hayat benim bundan önceki albümün adı 3 noktaydı. 3 noktada hayata kaldığı yerden devamlılığı arz ediyor. Ve evet, yani neden pes edeceğim ki? 22 yıldır ben bu camianın içerisindeyim. Hep mücadele ettim. Gencim. O zaman 1 yaşında başladın. 23 yaşında olduğuna tabii göre. Tabii. Ama çok erken yaşta biliyorum, başladım gerçekten. Bir gönül yazar bir sen erken başladın. Peki bir şey söyleyeceğim. Tabii Gönül Hanım seyrediyor diye nazire yapıyorum. Bugünlerin çok acı bir gündemi var. Maalesef öyle. Haftalardır gündemi meşgul ediyor. Seri katilden bahsediyoruz, Atalay Filiz'den. Yine son dakika gelişmeleri var. Yaptığı bazı açıklamalar var. Peki nelermiş görelim, ardından buradayız. Evet, beklenen şok gelişme oldu. Şimdi duyduğum kadarıyla o gelişmeyi söyleyeceğim. Emniyet ve savcılık adliye koridorlarından sızan, hep sızar biliyorsunuz hep bilgiler. Sızan bilgilere göre birden deli taklidi yapmaya başlamış. Lara başlamış. Ondan sonra avukat da öyle bir savunma vermiş zaten. Tabii ki. Ya onu da bara atıyor ya. Ya var ya, ben çok özür dilerim ama yani bunları kimse savunmasın ya. Hiçbir avukat şimdi da korumasın ya. Vallahi şimdi ya. Şimdi onu da söyleyeceğim. Bunlara bu akılları veren avukatlara ben insanlığından baro atıyor ya. Mecburi 1200 kişi de öden soykırım da yapsam baro yasal olarak sana bir avukat atıyor. İnsan hakları tamam. Yani eyvallah, o yasal. Hani oradaki... O zavallı kadının durumuna evet düşmek istemezdim. Onu şimdi, savunmak şimdi zorunda kalır. Onun avukatı da mahkemeye bir şey savunmakla yükümlü. Ne yapacak? O avukat bilmiyor mu? Onlar senin da deliye bağlamışlar. Düşündüğünü aynısını o da düşünüyor. Ne diyecek? Hukuki bir gerekçe bulması lazım. Görünmeyen varlıkların ona verdiği emirleri tesir altında kalarak bu işleri yapmıştır diye bir savunma yapıyor. Seri katil şöyle bir açıklama yapıyor. Heh. Diyor ki ben gazete okuyordum. Heh. Gazetelerin bana verdiği mesajlar vardı. O mesajlara göre ben öldürmem gerektiğini anlıyordum. Kimi öldürmem gerektiğini anladım vesaire vesaire. Şimdi yakında
böyle duvarlarla konuşacak, yapacak falan filan, kendimizi deliye bağlayacak ama Türk adaleti bunu yemez canım. Askerden kurtulmak için deli raporu alanlar da var bu ülkede. Gay raporu alanlar da var bu ülkede. Bizzat şahit oldum. Yani o bir dönem geçirdim biliyorsunuz. O dönemde kızlar işte ya bugün işte hastaneye gidiyorum. Rapor almaya çalışacağım. Hani bunu bizzat yaşıyorlar söylüyor ve yabancılar, benim kaldığım yer yabancılardı çünkü. İnanılır gibi değil yani. Ve buna ya, bu akılları da veriyorlar. Ne rapor aldı? Buna derdi ne? İşte, akıl sağlığı. Akıl sağlığı yerinde değil. O zaman bu insan hastaneye veya çıkabiliyor, serbest kalabiliyor. Korkunç bir şey ya. Ya bunun ben insan hakları ile alakalı olduğunu da bilmiyorum. Yani çok çelişkili. Mesela bir Amerika bunu yemiyor. Seri katiller. O zaman ölenin ne suçu ya? Ya ne yiyecek? Ölenin hakkını kim savunacak? Yani Yemen, Fransa'da olan bir hadise. Tabii ki. Gardiyan ve karısı. Polis ve karısını öldürdü. Polis orada. Bu yurt dışında her tarafında böyle. Kanun namına teslim oldu. Olmadı. O operasyonu yapıyor. Ondan sonra içeri girdiğinde artık kanun namına teslim ol yok. Allah ne verdiyse. Allah ne verdiyse. Velef nami nami. Evet. İkindi namazını yetiştiriyor. Evet. Medyada da enteresanlıklar oluyor. Evet. Medyada son dönemlerin sevilmeyen bir adamı var abi. Kim evet. Ya hiç kimse, ben sevenini duymadım. Nedenini de biliyorum ama televizyonda söylemekten imtina ediyorum. Ne İsa'ya yarandı ne Musa'ya yarandı ve bir sürü görevi de elinden aldı. Son demlerini yaşıyor artık. Belki bilemiyorum, bildikleri nedeniyle mi patronu işine tam son veremiyor kurumsal hafıza nedeniyle. Kimden bahsediyoruz? Yine Fatih Altaylı, yine GAF. Kaybetmediniz. Bunun devamını ve yarışmayı nasıl devam ettirdiğini birazdan izleyeceğiz. Çünkü daha çok anlatacağımız haberler var. Son dakika gelişmeleri var. Çok rütük gereği saatimizi şaşmamamız lazım. Çok kısa bir tanıtımımız var. Çok kısa bir tanıtımımız var. Evet, kremimiz Feijilyan. Feijilyan ne? Bir anti-aging krem. Anti-aging ne demek? Yaşlılık kaçtı. Bakın, sloganımız ne? Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. Yaş alabilirsiniz. O bir sayı. Ama yaşlanmak sizin elinizde. Cilt bakımı yapmayan yaşlanır. Anti-aging Feijilyan hem gençler kullanıyor, hem de içindeki moleküller nedeniyle menopoz ve postmenopoz, menopoz sonrası hanımlar da kullanıyor. Çünkü içinde hiçbir yerde olmayan aktifler var. Menopozun yarattığı etkileri, cilde yarattığı etkileri ortadan kaldıran efektleri var. Ve orta yaş ve altındaki genç hanımlar da kullanabiliyor. Çünkü herkesin cildi fresh ve ışıldayan bir şekilde olması lazım. Gençler diyebilir ki biz daha kırışmadık. İşte kırışmanız yavaşlasın, geciksin ve de genç, ışıltılı ve çekici olun diye. Hanımlar demiyoruz bir tek, hem kadınlar hem erkekler kullanıyor. Çünkü erkekler de artık bakımlı olmak zorunda ve bakımlı evde kalırsınız beyler. Evdekiler de hanımı kaçırırsınız. Dikkatli olun. Evet, kremimiz Feijilyan. Tibet'e gittiğimde gördüm ki orada yerel halk bir ağaç kökünü dövüyor, özüt yapıyor, yüzüne sürüyor. Baktım nedir? Ve herkes olduğu yaştan 7-8 yaş genç gösteriyor. Tibetli rahiplerin 800 yıllık bu reçetesi Tibet dışına sızmıyor. O ağacı da vermiyorlar kimseye. Bütün uğraşlarla Amerikalılar bile alamamış. Ama Erol Köse diplomasını sundu. Oradaki dostluklarını, sempatisini kullanarak o ağaç köklerini buraya tonlarca gemiyle getirdi. Dövüldü, özüt yapıldı. Sağlık Bakanlığı 2 sene, 2,5 sene süren bir yolculuk bu. Yani ben bir kremin reklamını para karşılığında yapmıyorum. Zaten ürünün ortaklarındanım. Şimdi Sağlık Bakanlığı izinleri alındı, antimikrobiyolojik, antialerjik testleri yapıldı. Hamilelerin dahi, dikkatinizi çekerim, gebelerin dahi kullanacağı bir krem elde edildi. Çünkü organik hiçbir zararı yok, alerjik bir yönü yok. Kremimiz önce güneşin zararlı ışınlarından koruyor, ultraviyole ışınları cildi yaşlandırıyor, Allah muhafaza cilt kanseri yapıyor, onlardan koruyor. Telefonların yaydığı radyasyondan koruyor, bilgisayarın yaydığı, televizyonun yaydığı radyasyondan koruyor. Bu radyasyon ve zararlı ışın etkileri. Bunlardan koruyor. Ve bu konuda dünyada sertifikalı. Üniversite sertifikası var bu konuda. Ve gelelim kozmetik etkilerine. 3 ana etkisi var. Kırışıklıkları yok eder, cilt devresi koyu halkaları yok eder ve cilt lekelerini yok eder. Kırışıklıklar, alın çizgileri, göz çevresi, kaz ayakları, dudak çevresi çizgileri, dudak üstü çizgileri. Bakın kullananların before after, öncesi sonrası fotoğrafları var ve boyun sarkmalarını toparlar. Botoks yok, ameliyat yok. Hepsini tertemiz yapar.
Ne kadar sürede düzenli kullanacaksın? Sabah ve akşam. Bu arada şunu söyleyeyim, öyle gece kremi ayrı, gündüz kremi ayrı, yüz göz ayrı değil. Tek kremde 80 mililitre, 1,5 ay yetecek tek kremde hepsini topladık. Evet, şimdi Fejilyan kırışıklıkları botoksuz, ameliyatsız temizliyor. 2 hafta içinde tüm etkileri hızlı bir şekilde çıkıyor ama düzenli kullanmanız şart. Bakın, düzenli kullanacaksınız. Yoksa bir gün kullandım, 5 gün kullanmadım, olmaz. Ve beğenmeyen iade etsin diyorum. Bırak iadeyi, ikinci, üçüncü siparişler geliyor. Çünkü kampanyamız da var. Herkes memnun ve memnun olanlar fotoğraflarını yolluyor. Biraz önce 3000 zannediyordum. 13000 tane yeni fotoğraf gelmiş. Teşekkürlerle birlikte halkımız bizi botokstan, ameliyattan kurtardınız diyor. Kırışıklıkların dışında ikinci etkisi göz çevresi, koyu halkaları ve morluklar ve torbalar. Bunları da tedavi ediyor. Botoksuz ameliyat. Üçüncü etkisi cilt lekeleri, akne, güneş lekeleri, sivilce izleri ve her türlü ciltteki çiller gibi her türlü ton farkını yok ediyor düzenli kullanırsanız. Ve bebeksi, pürüzsüz, aynı tonda bir cilt. Hiçbir krem bu üç ve güneş etkilerini de katarsak dört etkiyi birden barındırmaz. 50 tane krem arıp para yağdırmanız lazım. Biz hepsini, Türk toplumu bu ekonomik zorluklar içindeyken hepsini bir araya topladık. Çoğu firmada bize düşman oldu. Niye ayrı ayrı satmıyorsunuz, niye ucuza satıyorsunuz? Hayır kardeşim, Erol Köse bir şeyi satıyorsa evet hakkını alır, ticaretini yapar ama halkı da kazıklatamaz kimse. Evet, nasıl ulaşıyoruz bu kırışıklıkları, göz çevresi, koyu halkalarını ve cilt lekelerini yok eden kreme? Fejilyan.com'dan, internetten ulaşıyoruz. İnternetten kapıda ödeme, kredi kartı, kredi kartına kapıda taksit, her şey mümkün. Ve WhatsApp'tan 0533 057 4592, ekranda alt bantta görüyorsun, 0533 057 4592 WhatsApp'tan veya Fejilyan'ın Instagram, @Fejilyan, Instagram @Fejilyan Twitter hesaplarından DM dediğimiz direkt mesajla iletişim de kurabilirsiniz. Yani sosyal medya üzerinden de alışveriş yapabilirsiniz. Ama esas konu, günlerdir bir şikayet alıyorduk, diyordunuz ki reklam anında meşgul çalıyor telefonunuz. İşte özel bir yazılım ve çok büyük bir call center'la anlaşma yapıldı ve artık telefonda meşgul çalmak yok. 0532 111 5101. Yani 3 tane 1, ortada bir tane 5, gerisi 101. 0532 111 5101. Yani 0532 111 5101. Ferhan hep beraber. 0532 111 5101. Burayı arıyoruz. Call center hattı, öyle fazla para yazmaz. Normal cep telefonu parası yazıyor. Zaten bir dakika bile sürmüyor. Siparişinizi veriyorsunuz. Evet. Kapıda nakit, kapıda kredi kartıyla ve havale, her türlü ödemeniz mevcut. Ve Türkiye'nin en hızlı kargosuyla 24 saatte kapınızda, en uzak illere 48 saati buluyor. Öyle bir hafta, 10 gün, bir ay beklemek yok. Kaç lira? Bugün özel bir gün. Haftanın belli günlerinde yapıyoruz. Ayın belli günlerinde başka jestlerimiz oluyor. Bugün 89 lira olan bu 80 mililitre 1,5 ay yetecek krem bugün 69 lira. Evet, yanlış duymadınız. Büyük bir indirimle bugün 69 lira. 2 tane alacağım. Sana tanesi 60 lira. 3 tane alacağım. Seni mi kıracağım gözüm? Sana tanesi 55 lira. Bakın 89 liradan neredeyse 55'e düştük. Yarı fiyatına iniyor neredeyse. Ve bitmedi. 10 liralık hızlı kargo 24 saatte kapına gelecek hızlı kargoda bugün bedava. Derhal Fejilyan'a sipariş veriyoruz. 0532 111 5101. Stoklar sınırlıdır. Kampanya bitmeden hemen alın. Fejilyan, Erol Köse öneriyor. Fejilyan sürmüyorsan dizinle değilsin. Ne sürüyorsak o. Fejilyan. Harika. Efendim, bir programında sonuna geldik. Merhaba, ben yeni bir grup kuruyorum. Komedi dans kursu. Süperdik ya. Dans kursu. Enerjimiz yerine geldi şöyle. Çok iyi oldu. Sabah sporu yaptık. Kapatıyorum. Büyük yerden emir geldi efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Tuba Özay'a çok teşekkürler. Çok memnun oldum. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ses etme. Ses etme.